Efendim, öncelikle hoş geldiniz diyorum tekrar yayınımıza. İnsan Öyküleri programıyla devam edeceğimizin anonsunu yapmıştık. Araştırmacı tarihçi İsmail Tokala konumuz olacaktı. Bunun anonsunu yapmıştık. Ancak İsmail Bey İstanbul'dan programımıza gelmek için yola çıkmıştı. Yolda onun da kontrolünün dışında bir... Amazon dağlarında kaybolduk. Amazon dağlarında kaybolduğunuz için... birazcık gecikme oldu, kusura bakmayın o yüzden de. Yeniden anonsumuzu yapalım. Bu akşam İsmail Tokalak, araştırmacı, tarihçi konuğumuz olacak. Planımızı şöyle yapmıştık. 29 Ekim yaklaşıyor biliyorsunuz. Birkaç ay önce yaptığımız programda da İsmail Bey'le 29 Ekim'i Mustafa Kemal'i ve Cumhuriyet'i biraz konuşalım demişti. Arkasından geri kalmıştı terör ve Alevilik ve Mesnevilikle ilgili İki tane çok önemli çalışması vardı. Onları tamamladı. Biraz da onlardan konuşuruz demiştik. Yayınlarımızı D-Smart, Teledünya ve TürkSat platformu üzerinden Digitürk 219. kanaldan izlemeniz mümkün. D-Smart 155'ten, Teledünya 131'den değerli seyirciler. Efendim hem hoş geldiniz hem geçmiş olsun. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Nasıl şimdi başladı bugün süreç? Anlattım. Bu arada, dağlardan başladı. Oraya hemen girmeden önce şunu da söyleyelim efendim. Cumartesi günü asıl bizim buluşmamızı sağlayan sebeplerden birisi oldu. Cumartesi günü Osman Bey'in ifadesiyle belki Türkiye'de ilk defa yapılacak. Eski Trabzonsporlu, Samsunsporlu, efsane olmuş sporcular, yazarlar, edebiyatçılar bir araya gelip bir Cumhuriyet Şenliği yapacak. 12'den itibaren Bafra'da. Bafra'da. Zaten onun için esas onun için geldim. Şöyle bir organizasyon yaptık. Bafra'da Cumhuriyet Bayramı'nı daha coşkun bir şekilde kutlamak için. Evet. Zaten Cumhuriyet Bayramı Bafra'da gelenekseldir. Kutlamalar özellikle Gazi Paşa Mahallesi'nde çok coşkun bir şekilde kutlanır. Atatürk'ün sevdiği müzisyenler şarkılarını söylerler. Evet, evet. Ve orada oyun havaları eşliğinde gerçekten doğal işten kutlanır. Dedi ki bu sene biraz daha bunu genişletelim. Biraz daha içine spor da katalım. Daha coşkun bir havada kutlayalım. Evet, Trabzon'dan eski Trabzonsporlu futbolcular ve Samsun'da eski Samsunsporlu arkadaşlar gelecek. Bafra'dan da eski Bafra Spor'da o bölgedeki futbolcularla bir maç yapacağız. Amaç maç değil. Amaç halkı oraya çekip Cumhuriyet Bayramı'nın anısına bir birlik sağlamak. Evet. Yani ortada aslında Cumhuriyet Bayramı'nın birliğini bugün bizi var eden, Türkiye Cumhuriyeti'ni var eden Cumhuriyetimizin her sene andığımızdan mümkün olduğu kadar daha coşkun bir şekilde anmaya çalışmak. Evet efendim. Ve bunu Bafra bunun öncülüğünü yapması için de sağ olsunlar belediye başkanları olsun, herhangi bir her türlü parti başkanı olsun, ilçe başkan yardımcı olsun, partinin adları hepsi yardımcı oldular. Ve güzel bir şey olacağına inanıyorum. Bütün bu konuya ilgi duyan insanlarımızın tamamını da oraya davet ediyorsunuz. Davet ediyoruz. Pazar günü, cumartesi günü saat 12'de Bafra'da. Bafra'da. Pazar devam ediyor ama cumartesiden başlıyoruz. Biz bunu iki güne çıkarttık ilk defa Türkiye'de. Eskiden hep bir günde kutlanıyordu. Biz bir güne sıkıştıramadık çünkü çok kapsamlıydı, yoğundu. Biz hem cumartesi öğleden başlayalım dedik. Pazara kadar devam etsin. Devam edelim. Şimdi de İsmail Tokalak deyince tabii aklımıza araştırmacı, tarihçi geliyor ama sadece geri kalmışlık üzerine araştırmalar yapan birisi değil, dinler tarihi üzerine araştırma yapan birisi, gıda terörü üzerine araştırma yapan birisi, tarihin derinliklerine araştırma yapan birisi. O kadar farklı alanlarda çalışmalarınız var ki 29 Ekim'de hazır yaklaşıyorken biz Cumhuriyet meselesini, dünyadaki oluşumunu biraz daha belki mağara dönemine giderek alıp buraya kadar getirelim istiyoruz. Getirelim. Nedir yani 1923 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğu 23 Nisan 1920'de meclis kuruluyor. Fakat 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle Türkiye nasıl bir dönüşüme uğruyor? Nelere kazanıyor? Neleri hayatımızın içerisinde koyuyoruz? Yani kul olmaktan birey olmaya dönüşen bir anlayış hayatımızın içerisinde giriyor ama bu kadar kolay mıydı? Çok bizi zordu. Oraya, nasıl zordu? Niçin zordu? Çok zordu. Şöyle zordu. Bir kere bu tip devrimler uzun zamana yayılır. Öyle kısa sürede bir gecede olacak işler değillerdir.
Avrupa'da laiklik gelmiştir. Fransızların dediği gibi sekülerizm gelmiştir ama birkaç yüzyıl içinde gelmiştir. Endüstri devrime paraleldir, aydınlanma olmuştur, reform olmuştur, Rönesans olmuştur. Hepsi bir Fransız devrimi olmuştur. Hepsi bir amalgam içinde bir sentez oluşmuşlardır. Yavaş yavaş laikliğe geçilmiştir. Şimdi bizim halkımız hazır değildi. Bizim halkımız aslında Osmanlı teokrasi de değildi, yani din devleti de değildi. Aslında çift başlı bir hukuk vardı. Aslında bunu anlaması lazım halkın, bunu bilmiyorlar. Çünkü tarih kitaplarında da bu fazla net yazılmıyor. Diyorlar ki işte Atatürk geldi, laikliği kurdu bir gecede, halk hazmedemedi. İşte bizim bünyemize uymadı. Ya bakın, şunu çok iyi bilinmesi gerekiyor. Belki de televizyonlarda ilk defa burada oldu da bir Atatürk programı bilinen, bana da bunu açıklama fırsatı oldu. Gerçi kitaplarda yazıyorum ama kitaplarda çok ufak kitleye hitap ediyor. Şimdi aslında Mustafa Kemal laikliği ilk kuran, getiren değildir. İlk getiren Fatih Sultan Mehmet'tir. Diyeceksiniz ki nasıl Fatih Sultan Mehmet? Şimdi laiklik nedir? Çok basit. Çok uzatmayalım. İşte devlet işleriyle din işlerinin hukuki olarak ayrılması demektir. Daha 100 tane tarifini yaparsınız. Ama esas tarifi budur. Peki Fatih Sultan nasıl getirdi laikliği de? Nasıl yaptı? Ya şimdi tabii bir şer'i yasaları var. Bu şer'i yasalarında bir had şeyleri var, cezaları. Had cezaları da şer'i yasasında işte el kesmek, kırbaçlamak, yani şiddet içeren yasalara had şeyleri denir. Ve bunlar değiştirilemez. Yani bu bellidir. Şeriat yasalarını herkes öyle gelip önüne gelen ben şunu yapacağım, bunu yapacağım diye değiştiremez. Çünkü şer'i yasalar. Fatih Sultan Mehmet bir devlet adamıydı. Ciddi bir devlet adamıydı. Fatih Sultan Mehmet şunu gördü. Ya şeriat yasasıyla devlet idare edilmez. Hiç edilmedi. Edilmiyor da bir yere de gidilmiyor. Ha bundan sonra varsa öyle niyeti olanlar hiç heveslenmesinler. Hiç de bunun plan projesini yapmasınlar. İşte Suudi Arabistan'a baksınlar, geçmişe baksınlar. Olmuyor. Bütün ileri gitmiş ülkelerde o kadar laiklik, korkutucu bir şey gibi de kimse göstermesin. Ya öyle bir şey değil. Hiç kimsenin dinine, imanına kimse de karışmıyor. Daha da serbest. İnsan zorla yapmıyor bunu. Cani gönülden yapıyor. İşte gerçek Müslümanlık da odur. Hiç zorlamadan. Ama Suudi Arabistan'da bir adam ille camiye gidiyorsa ya da cuma namazına gidiyorsa muhakkak arkada bir zorlama vardır. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde yoktur bu. Ayırmış. Hiç gitmeyeni de kırbaçlamıyorlar. Esas Müslümanlık aslında burada. Laikliğin içindedir esas Müslümanlık. Çünkü o Müslümanlık samimi Müslümanlıktır. Zorlama olmadan Müslümanlıktır. Koyalım bunu bir kenara. Evet. Onun için kimse laikliğe leke atmasın, bir şey atmasın. Şimdi ikincisine geldiğimiz zaman Fatih Sultan Mehmet diyor ki ya bu idare edilmez diyor. Yani onun işte hırsızın elini çapraz yap, kes, işte zani ve zaniye, yani zina eden bekara işte recm uygula, taşlama usulüyle öldür ya da kırbaçla bilmem ne. Ya bununla gidemezsiniz bir yere. Ne yapıyor? Şeriat yasalarının yanına örfi yasaları getiriyor. Yani örfi daha Türkçesi geleneksel yasaları getiriyor. Daha yumuşatılmış yasaları getiriyor. Hepsini tam kaldırmıyor. Ama bu sefer ilk defa Osmanlı İmparatorluğu çift başlı bir hukuk sistemi oluşturuyor. Örfi yasalar nedir? Laik yasalardır. Ama ismine o zaman laik bilinmiyor, sekülerizm bilinmiyor. Ona diyor örfi yasalar deniyor. Aslında bilinmeden, bilinçsiz şekilde yapılıyor. Çünkü devletin işleme sisteminin temellerini oturtturmak için bu gerekli oluyor. Bunu da Fatih'e kimse öğretmemiş. Ama bu gerekli. Çünkü Fatih 7-8 dil konuşan çok zeki, çok kültürlü bir adam. Ve onun gibi bir padişah ondan sonra gelmemiş zaten. Bu kadar zeki, kültürlü bir adamın da bunu yapmasını ben normal karşılıyorum. Şimdi o kırbaç cezaları, rejim cezalarını falan. Neye hepsini dönüştü? Paraya dönüştürmüş. Paraya dönüştürmüş. O kadar yumuşatmış ki işi. Paraya dönüş. Bütün şeriat kanunlarındaki bu şiddet uygulamalarını değiştirmiş. Değiştirince onlar iptal olmuş oluyor. Paraya döndürdüğün zaman. Yani suç bir ceza olarak ortaya çıkıyor fakat cezanın yöntemi konusunu devlette gelir sağlıyor. Evet. Mantıklı bir şey. Öbür türlü de örfü yasaları koymuş karşısına.
Demiş devlet böyle idare edilir, böyle idare edilmesi lazım, sistem böyle çalışır. Onlar da şeriat yasası değil, insan aklını koyduğu yasalar. Olmuş mu sana çift başlı hukuk? Zaten hiç kimse bunu anlatmıyor. Ne tarihçisi anlatıyor, ne kimse anlatıyor. Ya gidin anlatın bunu, ilkokuldan, ortaokuldan, lisede anlatın. Ya zaten Osmanlı İmparatorluğu'nda Fatih Sultan Mehmet laikliğin temelini atmış insandır. Peki efendim, orada şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi Mustafa Kemal yeni bir kapı açtığı zaman bu kapının içerisinde eşit yurttaşlık ve eşit haklarla ilgili de bir anlayış tabii getirip koydu. Yani laikliği bugün sezdiğiniz gibi birçok anlamda tariflemek mümkün. Devletin ve toplumun yönetiminde dini kuralların hüküm sürmemesi anlamına gelen bir tanımlamayı da yapabiliyoruz tabii ki sekülerizm için ya da laiklik için, ama işte Başbakan'ın geçenlerde bir açıklaması vardı biliyorsunuz bu rejim tartışmalarında. Bizim Cumhuriyet'le ilgili tartışmaları kaldırıp bir tarafa koyduk. Bunların hepsi 1923'te bitti. Bizim rejimle ilgili sorunumuz yok. Biz sadece vesayet anayasasını değiştiriyoruz dedi. Sonra Türkiye tartışmaya başladı bu konuyu. Şimdi vatandaşıyla etnik ya da dinsel kimlik üzerinden ilişki kurmayan, avantajlı dezavantajlı kimlik üzerinden ötekileştirmeyen, kamu kaynaklarını etnik ya da dinsel kimlik üzerinden tanımlamayan, üstelik de kamu hizmetlerini eşit yurttaşlık ve eşit haklar anlayışında kurgulayan, tanımlayan ve hak olarak insanlara veren anlayışı sekülerizm olarak, laiklik olarak tanımlıyor bilim insanları. Fatih Sultan Mehmet eşit yurttaşlık ve eşit haklar konusunda o dönemde bu bahsetmiş olduğunuz örfi ve şer'i hükümleri birbirinden ayıran yumuşak geçişi o zaman nasıl tesis etti? Onu şöyle yapmadılar. Yani İslam hukukunda o fazla işlemez. İslam hukuku der ki zaten herkese ben eşit haklar veriyorum. Ama herkes kendi kompartımanı içinde hürdür. Nedir? İşte sen öşür verirsin herkes ama gayrimüslim olduğun için ekstra bir cizye vergisi verirsin. Burada eşit insan hakları geçerli değildir. Ha, şöyledir İslam hukukunda bir gayrimüslimlerin hukuku. Sen isyan etmediğin zaman, kendi hukukun çevren içinde hareket ettiğin zaman devlet sana dokunmaz. Hatta Rumsan, Ermeniysen kendi papazın, kendi Ermeni hukuk sisteminin içinde yargılanırsın. Ama tabii kendi içinizdeki şeyse mesele, eğer Osmanlı İmparatorluğu'nu ilgilendiriyorsa seni kadı da yargılar, herkes de yargılayabilir. Yani Osmanlı hukuk sistemi de seni. Ama kendi sistemin içinde sana bırakmıştır. Ama o da eşit falan değildir. Yani gidersin mesela eşit değildir ama bir yerden de avantajı vardır gayrimüslimin Osmanlı İmparatorluğu'nda. Ekstra para verdiği için askerlik yapmaz. Yapmaz. Ha, ama ona hiçbir zaman hükümet demez yani. Gayrimüslime sen niye gavur diyorsun diye. E gavurdur o. Yani ondan sonra derdik işte gavurun parası kadar para beş para etmez. E gavurun parası şimdi çok değerli. Yani gavur parası kadar etmez dedi ya. Sonra bizimkiler Almanya'ya gitti. Diyor ki ya gavur bir arabalar yapıyor. Bir teknoloji var. Ama hala gavur. Çünkü mentalite değişmiyor. Ya bu bizim gavur Alman gavur var ya. Ne yapıyor falan. Ama adamın mentalitesi hala onu gavur. Çünkü o ikinci sınıf insandır. Çünkü mentalite 600 yıldır aynıdır. Bu adam teknolojide ileri de gitse, her şeyde ileri gitse gavurdur. Şimdi tazminatta okuma yazma çok kimse bilmediği için tazminat ilan edildiğinde işte Gülhane Hattı Hümayuni falan derken 1850'lerde falan dellal çıkmış. Bağırıyor, davula vuruyor. İşte bundan sonra gayrimüslimlere eşit davranacağız zaten. O da İngilizlerin falan Fransızların baskısıyla yapılmıştır. Yani içeriden bir motivasyonlu olmamıştır. Şimdi bizim Müslümanlar dinliyor. Ya bunlara eşit haklar vereceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ondan sonra da askere alınmaya başlamışlardı. Eşit haklar alırsan askerde geleceksin o zaman. Ağlamak yok. Eşit haklar istiyorsun. E tamam, cizyeyi de kaldıralım. Ya demişler ki birbirlerine. Ya biz şimdi gavura gavur diyemeyecek miyiz? ya o kadar alışmış ki gavura gavur demek. Şimdi aslında şu mentalite var. Osmanlı aslında nasıl halkı, nasıl bir idari sistemle yönetildiğini bilmiyor. Zaten %90'dan fazlası cahil. Yani okuma yazma bilmiyor. Şimdi zannediyor ki Fatih'ten beri biz şeriatla yönetiliyoruz. Çünkü bilmiyor ne şeriatı biliyor, ne şeriat kanununu biliyor. Hiçbir şey bilmiyor. O akçeye çevirme parasını da had cezalarını şeriatın içinde olduğunu zannediyor. Bilmiyor ya şimdi. Ha,
Zaten Atatürk bu işi bir resmiyete döndürmeden evvel zaten bütün medeni yasalar falan İsviçre'den oradan buradan alınmış. Ticari yasalar önce geldi, laik yasalar geldi. Zaten Osmanlı'da iki başlı hukuk sistemi vardı. Zaten Tanzimat'tan sonra bu aşağı yukarı resmileştirdi. Şekillendi yani. Şekillendi tabii, bunu Atatürk yapmadı ki. Evet. Osmanlı kendisi yaptı. Atatürk de Türkiye Cumhuriyeti'nin subayı değildi ya. Osmanlı'nın subayıydı. Osmanlı kültürüyle, eğitimiyle yetişti. Demek ki o zaman 19. yüzyılda askeri okullarda çok iyi yetiştiriyorlardı. Böyle akıllı adamlar çıktı. Başka yerde yetişmedi. Atatürk o sistemi aldı, resmileştirdi. Biraz modifiye etti. Biraz değiştirdi resmi. Bu kadar başka bir şey yapmadı. Yani Atatürk onu gökten zümbille indirmedi. Zorunluluklar oraya getirdi. Zorunluluklar resmileştirmesi gerekiyordu. Doğru yerde doğru bir adam çıktı ortaya, onu da resmileştirdi. Bu kadar basit olay. Ama işte sonrasında işte hilafetin kaldırılması, saltanatın kaldırılması gibi çok önemli değişiklikler de yaptı. Bu biraz eleştiriliyor yani, değil mi? Onu da anlatalım. Zaman. Kimse istemiyor. Ne halifenin en yakın silah arkadaşları, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbaylar falan, hepsi halifenin durmasını, yani kalmasını istiyor. Hadi diyorlar, hani şeyi kaldırdın, o sultanlığı kaldırdın, tamam gitti falan bilmem ne kaldı. Bu mu? Bakıyor ki Atatürk yanında kendini anlayacak adam yok. Yok ya. Hani İsmet İnönü bile sessiz kalıyor bazı yerlerde yani. Yok, adamın yanında kendini anlayacak, fikirlerini anlayacak. Birkaç kişi var gelmiş, onlar da Kırım'dan ağaoğulları gelmiş. İşte birkaç tane orada iyi yetişmiş, Fransa'da okumuş adamlar var ama onlar üst elit tabakada değil. Hakim olan tabaka Kurtuluş Savaşı'na katılmış üst subay kitlesi. Bunlar yani kararı mekanizmasında aslında mesela Zeki Togan var. Zeki Veli Togan. Korkunç bir adam. Korkunç bir adam. Ama bir yere kadar sözü geçiyor, geçmiyor fazla. Şimdi bakıyor ki böyle olacak bir şey değil. Birkaç kere açıyor mevzuyu. Rauf Orbay da orada masada oturuyor. Ya diyor, nasıl yaparız bunu diyor ya. Unutukta yazar. Sayfa numarasını bilmiyorum. Giden baksın. Ya nasıl? Biz bugüne kadar padişahın ekmeğini yedik diyor. Ya adamlar hala padişahın ekmeğini yediğini zannediyorlar ya. Kim kimin ekmeğini yiyor ya? Kim padişahın ekmeğini yiyor? Kaygısız aptal boş yere mi yazmış bu Sultan Abdal? Şalvarı şaltak Osmanlı, eğri kaltak Osmanlı, ekme de biçme de yok, yeme de ortak Osmanlı. Osmanlı seni çökmüş tepene, artı ürünü almış, götürmüş sarayda yemiş. Ha, ne yapmış o? Bir şey yap. Biraz kervansaray vardır, cami vardır. Yol bile doğru. Ha, İstanbul'a giden yollar düzgündür çünkü gıda şey İstanbul'a olacak. Öbür türlü yoktur. Onu, Roma da aynı sistemi uygulamıştır. Onun için Darbu Mesel vardır. Her yol Roma'ya çıkar diyor. Aslında ben o Darbu Mesel'i Osmanlı'da değiştiriyorum. Her yol İstanbul'a çıkıyordu ya. Bütün gıda sistemi, ekonomik sistem, bütün onun için İstanbul yolları kritik, ticari yollar üzerinde, gıda yollarında kervansaraylar koyuyor. Öbürler de hiç. Muzur'un orada bir şey yoktur. Tunceli'nin orada bir şey yoktur. Yoktur. Oralarda bir şey yoktur. Çünkü orası yol yoktur. Yani onun için sana bir şey vermemiş, almış. Zaten bitmiş artık. Monarşi bitmiş, sultanlık bitmiş. Ya bitmiş zaman. Ya bir şey yapılmadı. Zaten onlar kendi kendini bitirmişti. Atatürk bir şey bitirmedi, Mustafa Kemal. Zaten bitiremezdi. 18. yüzyılda Mustafa Kemal gelse bitirebilir miydi? Mümkün değil. İstediği kadar zeki adam olsun. Doğru adamlar doğru zamanda bulunurlar. O doğru zamanda doğru hareket yapacaksın. Zaten bunlar kendini bitirmiş. Şimdi Çarlık kendini bitirmese, zamanına gelmeseydi 1917'de devrim olur muydu? Rus devrimi, evet. He? Olmazdı. Fransız devrimi olur muydu? Marie Antoinette çıksa, çıkmasa şeyde, niye bunlar aç geziyor, ekmek yiyor, pasta yesinler deyip de milleti kışkırtmasaydı, o duruma gelmeseydi, halkı isyan ettirecek duruma gelmeseydi, olmazdı. Bu bir birikimdir bu. Onun için zaten sultanlık kendini bitirmişti, yok etmişti. Her savaştan yenik çıkıyordu. Bu adamlar geldi, ülkenin kahraman adamları. Bunlar galip çıktı savaştan. Kazanan her şeyi alır. Peki orada yine bugüne iz düşümüne baktığınız zaman emperyalizmin, kapitalizmin, işte artık engerek kapitalizmi deniyor. Hatta ilk programda hatırlıyorum, artık kapitalizmin sonu geldiğini de çok net bir şekilde ifade eden değerlendirmelerde bulunan araştırmacılar var sizin gibi. Kapitalizm o zaman da yine Anadolu'da
birbirinden farklı unsurlarla iş ortaklıkları yaparak Anadolu'yu tam anlamıyla işgal edip bitirmek üzereydi. Bugüne baktığımız zaman da bugün de çok farklı bir anlayış içerisinde davranmadıklarını ya da bir strateji geliştirmediklerini görüyoruz. 1920 Türkiye'sine dönüp baktığımız zaman emperyalizmin orada başarılı olamamış olmasının arkasındaki sebebi nasıl tarifliyorsunuz? Niye başarısız oldular? 20. yüzyılda mı? Evet. Birbirlerine düştüler de onun için. Çok basit ya. Birbirlerine düştüler. Ya pastayı paylaşamadılar. Pastayı paylaşsalardı bugün hala herkes sürünüyordu. Pastayı paylaşamadılar, birbirlerine düştüler, birbirlerini yediler. Aslında eşin şeyi diyor. Ha bu aynen 2. Dünya Savaşı'nda tekrarlandı. Tekrar birbirlerini yediler. O 1. Dünya Savaşı'nın kapanmayan defterlerini 2. Dünya Savaşı'nda kapattılar. Yediler. Burada 2. Dünya Savaşı'nda bakın bu da çok önemlidir Türk tarihinde. Tek karlı çıkan bir ülke vardır Avrupa'da. Türkiye'dir. Savaşa girmeyerek. Girmeyerek dimdik ayakta kalmıştır. Hepsi çok kötü durumda çıkmıştır. Büyük darbeler olarak çıkmıştır. Ben 1979'da İngiltere'ye gitmiştim. Bir yaşlı ablamız vardı İngiliz ama ben o zaman 79'da kadın bayağı da uzun yaşamış herhalde 90 yaşında. Kafaya takmış bu 2. Dünya Savaşı'nda Hitler Londra'yı bombaladı ya. Bak diyor şu şehitti ben genç kızdım o zaman başıma bombalar yağdı bütün ailem öldü ben ölmedim. Ya birbirlerini yemişler kadın travma geçirmiş hep bana onu anlatırdı benim ev sahibiydi o. Bütün o yıkılan ev ya düşünebiliyor musunuz? Bütün Londra bombalanmış. Yerle bir olmuş. Üçte biri gitmiş her şeyin. Ve Almanya ile İngiltere aslında birlik olmaları gereken iki güçlü ülke birbirlerini yemişler ya. Bugün İngiltere de işin uzağında kalan bir ülkeydi. Fazla direkt ilk başta girmedi. Önce biliyorsunuz Hitler Polonya'ya girdi. Polonya'dan sonra Macaristan, Çekoslovak derken oradan Hitler'i aslında Hitler'i Rusya'nın soğuğu durdurdu. İki bu komutan, biri Hitler, biri Napolyon, ikisini de Moskova'nın soğuğu durdurmuştur. İkisi de büyük taktiksel hata yapmıştır. Ve Rusya'da aslında Rus ordusu onları yenmemiştir. Rusya'nın soğuğu yenmiştir. Rusya'ya giren çıkamaz. İki ülkeye giren çıkamıyor. Biri Afganistan, biri Rusya. İngilizler darma duman olmuştur. Amerikalılar şu anda darma duman. Afganistan'ı işgal edemezsin coğrafi durumu. Moskova'ya özellikle kışa kaldığın zaman Rusya'nın büyük büksün edemezsin. Soğuk seni yener. Orduya gerek yok. Edemezsin. Afganistan dağlar bütün korur. Adamlar 500 yıldan beri dağda savaşçı. Sen onları hiçbir şekilde yenemezsin. Beklerler. 5 sene 10 sene İngilizleri 19. yüzyılda orduyu bir dar geçitte hepsini teker teker yok etmişlerdir. Hepsini acımasız şekilde Afgan mücahitler, o zaman mücahit denmiyordu tabi. Bir tek alayın doktorunu bırakmışlardır. Demişlerdir ki yanına da bir katır vermişlerdir. Birkaç da azık. Şimdi seni serbest bırakıyoruz. Git bunu İngilizlere anlat. İngilizler başlarına o korkudan gelecekler. Bir daha gitmemişlerdir oraya. Yani Türkiye'de öyledir. Bakın Türkiye Kurtuluş Savaşı'ndan madem biz Cumhuriyet Bayramı'nı yakında kutlayacağız. Madem çok önemli bizim için. Çünkü bizim gerçekten Kurtuluş ve Bağımsızlık Bayramımızdır. Ve bunun başlangıcıdır. Emin olun hiç bunu ne milliyetçi duygularla söylüyorum. Tarihsel bilgilerime dayanarak söylüyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne silahını herhangi bir emperyalist ülke döndürdüğü zaman o en büyük hatayı yaptığı zaman 3. Dünya Savaşı'nı tetikler. Bakın bu kadar açık ve net konuşuyorum. Bu kadar geniş çaplı bir etkinlik için yaratıyor. Çünkü jeopolitik, coğrafik, coğrafi konumumuz hiç kimse ne Rusya, ne İran, ne Çin ne bizi kimseye yedirirler. Ne bizim Türk Cumhuriyetlerinde, Türkiye Cumhuriyetlerinde biz oradan yok olduğumuz zaman emperyalizme bütün Avrasya kapısı açılır. Bunu Putin de biliyor, hepsi biliyor. Çin de biliyor, İran da biliyor. O kapı açtırılmaz. Ama hep NATO'yla ve ne diyelim Avrupa'ya yüzümüzü dönen Amerika'yla
iyi ilişkiler içerisinde olan bir anlayış hep geliştirdik. NATO'nun üyesi olarak, ondan sonra işte İncirlik'te bir üs oluşturarak, sonra geçen programda anlattığınız eğitim sisteminde köy enstitülerinin kapanmasına sebebiyet veren bir iradeyi getirip Amerikalıların hayatımız içerisinde koymasına tanıklık ederek, bugün galiba bugündür Soner Çetin'in Soner Çetin değildi. Tamam. Soner Yalçın bir yazısı vardı. D8 ülkelerinin toplantısından bahsediyor. İşte Erbakan'ın bu bahsetmiş olduğunuz Müslüman ülkelerinin ortaklaşa bir para birimi kullanması konusundaki anlayışından sonra o ülkelerin başına gelenleri, Türkiye'nin başına gelenleri, Erbakan'ın başına gelenleri eleştirerek aynı şey Erdoğan'ın da başına mı geliyor diyerek bir anlayışı vardı. Ben onu anlatayım. Anlatayım. Şimdi bu hafta çıkıyor Geri Kalmışlık ve Terör adlı kitabı. O kitabı verdim matbaaya, yola çıktım, geldim. Kastamonu'dan kestirme gelip derken dağlarda kayboldum. Onun için bu gerçek, yani bu dağlarda bu gerçek hikaye. Yani. Bu sırada bu gerçek hikaye. Şimdi bu dağlarda kaybolma işi, ben geçen gün Kahramanmaraş'taydım. Kahramanmaraş'ta kitap fuarı vardı. 2-3 günde oradaydım. Uçaktan gelirken baktım, orası Toros Dağları'nın devamıdır biliyorsun. Malatya, Kahramanmaraş, işte Adana falan. Her taraf bir dağ kümesi. Dedim insanlar burada nasıl yaşamış ya? İnanılmaz bir şey. Ha sonra anladım ki aslında bir takım baskı gören insanlar birkaç yüzyıldır onları o dağlar korumuş. Evet. Ben yani, öbür kitabım da var. Dedim ki bazı bizde şeyler var, bunları dağlar korudu. Dağlar ve dağların üzerine şiirler yazıldı, dağların üzerine besteler yapıldı. Dağ insanları yani en çok koruyan güvence. Şimdi Kahramanmaraş'a baktım, dağın eteğinde falan kurulmuş. Hakikaten arka tarafta dağlar. Ben çok seviyorum öyle bir şeyi. Arkasında bir, hemen birden dağlar yükseliyor. Yani çok güzel bir görsel oluyor. Birkaç gündür dağları düşünüyordum. Buraya gelirken dedim Samsun'a, Bafra'ya kestirmeden Kastamonu'dan gideyim, o tünel açılmış yere. Bu yanlış bir yere gittim. Kendimi yine dağlar. Benim bu dağlar peşimi bırakmıyor. Tamam mı? Ama harika bir manzara var. Çok güzel bir şey. Şimdi tekrar gerçeğe dönelim. Şimdi bu son kitapta yazdım. Dedim ki bakın. Şu anda bizden bize yapılan bu düşmanlık, açık açık PKK'ya karşı gözümüze sokağa sokağa silah yardımı yapmak, şudur budur. Arkasında yalnız Suriye olayı yok. Suriye olayı bu işin çok ufak bir parçası. Tarih de verdim orada, hatta kitabın son sayfalarında. 2016'nın Aralık ayı. Putin'le İran Başbakanı buluştular. Dediler ki bundan sonra, bakın ben tarih veriyorum. Bundan sonra ticari aktivasyonlarımızı mali paralarla yapacağız. Çok güzel. Sonra Sayın Tayyip Erdoğan Putin'le buluştu. Tabii bunlar açıklanmaz şeyde. Siz olayların takip ederek onu yorumunu yapacaksınız. Bu tip şeyler iki gizlidir ama belli bir süre ortaya çıkar o. Saklanmaya imkan yok. Sonra İran'la yaptıktan sonra Çin'den Rusya da yaptı. Daha evvel yapmıştı. Bu sefer Türkiye hem Çin hem Rusya hem İran'la mahalli paraları kullanarak ticaret yapmaya. Bu Amerika'yı çıldırtır. Evet. Kaddafi ve Irak Başkanı Saddam'ı başını yiyen budur aslında. Petrolü petrodolara karşı değil, mahalli paralarla satmaya başladılar birkaç yıl sonra. Dışişleri Bakanı gitti, bizzat söyledi yapmayın, tehdit ettiler. Zaten ikisi de çok şey adamdı yani, gözü kara adamdı, dinlemediler. Ve bunun bedelini çok acı ödettirdi onlara. Amerika Birleşik Devletleri. Ha bize ödettiremez, o da ayrı da. Ama niçin işte Soner Yalçın bugün yazıyor ya. Bugün yazmış şey, o. Ben epeydir yazdım, verdim içeri de. Şimdi biliyorsunuz, verirsiniz. Bir ay editi sürer, tahsisi sürer, içeri girer. Yani onu bir iki ay evvel vermiştim. Zaten bunu ben 2016 Aralık'tan beri takip ediyordum. Olayı takip ediyordum. Bu vize işleri
konulmaya başlayınca dedim bu kesin. Bu. Patlak çünkü öyle. Patlak. Tabii bu Amerika'yı yok etmek demektir ekonomisi. Neden yok etmek demektir? Amerika dolarına bağlı yaşayan bir ülke. Amerika'da ekonomi aşağı yukarı bitmiştir. Yüksek teknolojisi var. Yüksek silah teknolojisi var. Şimdi o gerçekleri göz ardı edersek yanlış bir şey yapmış oluruz. Algoritma, yapay zeka falan filan. Burada çünkü neden? Adamlar beyin ithal ediyor. Üretmese ithal ediyor. Dünyada hiçbir ülke üretmediği beyni ithal edemiyor. Hiçbir beyin Rusya'ya gitmiyor. Hiçbir beyin Çin'e gitmiyor, Türkiye'ye gelmiyor. Ha bizden gidiyor, Çin'den gidiyor, Rusya'dan gidiyor. Bu adamların böyle bir şansı var. Fakat en büyük şansı dolar. Doları karşılıksız basmaları ve petrole bağlamaları. Ve yalnız petrole bağlamaları değil, doların 3 ayağı var. Karşılıksız basmayı niye basıyor? Birinci ayağı petrola bağlı, bütün dünya doları petrole satıyor. Özellikle OPEC'ler, Suudi Arabistan'ın, Katar'lar mecbur isterse satmasınlar. Hemen 3 gün sonra kafalarına binerler. Öbür önemli ayağı dünya ticaretinin dolarlı olması. Bütün dünyada konvertible olan para çünkü. %65 falan neredeyse. 67 civarında ama yavaş yavaş düşüyor. Üçüncü o kadar önemli değil. Söyleyeyim üçüncü de. Dünyadaki merkez bankaları yabancı dövizlerin rezervleri çoğunu dolar olarak tutuyor. Bu da şimdi uyanmaya başladılar, azalmaya başladı. Şimdi anlaşırsan Rusya, Çin, bilmem ne aranızda Avrasya İttifakı, Türkiye'de bir de bunun merkezine doları koyarsan sana silahını çevirir. Namlusunu çevirir. Ha çevirsin, çok güzel. Çünkü biz, onlar bize namluyu çevirmeden uyanacağımız yok. Ha benim çevirsin çok güzel, aman bize çevirsin diye bir şeyim yok. Ondan da memnun olacak bir durumum yok. Savaşlara da karşıyız. Ama bana silahını arkamdan çevirmesin. Önüme karşı çevirsin. Bize koysun, gözüme soka soka PKK'ya yardım etsin, silah yardımı yapsın, PYD'ye yapsın, ben göreyim. Benim kim düşmanım, kim dostum? Ha bana açıkça yapsın. Ne olacak peki? Ha böyle yapsın ki. İşte alında pozisyon alınmaya başladı şimdi. Ha işte AKP'ye oy verirsiniz, vermezsiniz. Ya devlet bizim devletimiz. Ne AKP'nin, ne CHP'nin, ne herhangi bir partinin devleti. Devlet bu halkın, bizim devletimiz. Eğer devletimiz doğru pozisyon alıyorsa biz onun arkasında olmak zorundayız. Bu kadar basit evet. Olay ya. Ya bakın isim misim vermiyorum. Kim Amerika'ya karşı pozisyon alıyorsa, bunlara karşı tepki koyuyorsa, ya bizim artık yakamızdan düşün, biz de kendimize göre pozisyon alacağız. Biz onu, ismi önemli değil kimin olduğu. Kesinlikle. Çünkü burada devleti temsil ediyor. Biz de onun arkasında olacağız. O fikrin ve düşüncenin etrafında hepimizin bir araya gelmesi gerekiyor. Kadar, bu kadar. Bu kadar. Kişinin, devlet, kişinin devleti değil. Partinin de devleti değil. Zaten parti halkın, parti varsa lider hangi şeyde hükümet olarak, devletin, devlet de biziz. Kim o gelirseyiz ama particilik değil olay. Yöneten kitlenin, grubun doğru pozisyon alması, doğru politikalar yapması, devletin çıkarlarını ve halkın çıkarlarını koruması bu kadar. Çok güzel. Şimdi buradan yeniden 1920'lere dönelim. Burada bu başarılabildi. Ulusal Kurtuluş Savaşı. Üstelik de toplumu oluşturan bütün insanlarıyla birlikte Anadolu'da muazzam bir refleks, bir direniş. Sonrasında eşit vatandaşlık, eşit yurttaşlık, kadınlara verilen haklar, kendimizi yeniden kul olmaktan bireye dönüştüren bir anlayış, bir sistem, seçme seçilme hakkı, buna benzer çok önemli dönüşümleri yaşayarak bunu başarabildi aslında. Ondan sonra başaran ilk İslam Müslüman ülkesi. Bu yönüyle de değil mi ortaya çıkıyor? Bu dönemde bunu başardık. Yani şimdi başarabilecek miyiz? Bakın, eğer o kadar zor durumda bunu başardıysak, eğer benim en Mustafa Kemal'e en yakın silah arkadaşları, biz hala padişahın ekmeğini yiyoruz deyip padişahın ekmeğini yediğini zannetmesine rağmen, çünkü onlar Kazım Karabekir falan, Cumhuriyet İlhan'da top atışları yapıldı Trabzon'dan, hemen telgraf çekildi, niye bu top atışları yapılıyor diye, paşam bize niye söylemedin derler, çünkü söylediği zaman tepki görecek, çünkü hazır değil kimse, yani mentalite olarak hazır değil. Onun da tek yapacağı şey oldu bittiye getirilmek. Şimdi diyorlar ki ya bu çok tepeden indi. Ya tepeden inmese ne olacak? %90 okuma yazma bilmeyen bir halk var. Peki ona verdiğin zaman seçme seçilme hakkını kimi seçecek? Şeyh-i Şih'i seçecek ya. Çünkü onu tanıyor, onu biliyor.
Şey, ne eğitimli adam halka, eğitimli olmayan halka ulaşamıyor ki. Ona kitabını okutturamıyor ki. Onun bilgileri onu okuyor mu ki? Gazete okumuyor ki halk. Senin %90'dan fazla halkın eğitim olmayınca o ancak dini verilerle, literatürlerle anlatılanı anlıyor. O zaman yine oyunu ona verecek. Onun için halk seçmeye seçilmeye hazır değildi ve tepeden inmek zorundaydı. Peki işte etnokültürel ve mezhep temelli bir yaklaşım, özgürce örgütlenme, eşit seçme ve seçilme hakkı ve en temel insan haklarını beraberinde getiriliyor mu yoksa ona yok, yok, kağıt üzerinde öyle ama da getirilmedi tabii. Çünkü zor. Yani zor ayak duruyor halk. Yani niye ayak duruyor? Senin şimdi Güneydoğu'nun feodal bir sistem var. Güneydoğu'daki adama sen vatandaşlık şeyini aşılayamıyorsun ki. O aidiyeti onun şeyhe şiha, kabileye, aşirete. Sen istediğin kadar kağıt üzerinde sen vatandaşsın de. Seni dinlemiyor ki adam. Peki egemenliğin yeri ve kaynağı neresi olması gerekiyor? Ya egemenliğin yeri ve kaynağı eğitimli halk olması lazım. Bu kadar basit. Ya iki kelimeyle. Fazla uzatırsam demagoji yaparım. Eğitimli halk. Eğitimli halkı yapacaksın, vereceksin eline eğitimli halkı. Bence çok partili seçimler 1946'da istediği kadar eleştirsinler beni. 46-50'de de çok erken oldu. Daha halk tam eğitilmediydi. Çok erken oldu. Vermeyeceksin. Bugün okuma yazma oranı halkın, Türk halkının 5,5 yıl. 5,5 hadi ben yarımda siz koyun 6 yıl olsun. Şimdi ilkokulu bitirmemiş ya da ilkokul bitirme seviyesinde bir halka siz kendiniz seçme ve seçme hakkını veriyorsunuz. Bak bu çok netameli bir durum. Adamın %80, %3'ler okuma yazma bilmeyen. Adamın şeyi liseyi bitirmiş, şey bitmiş. Adam eğitimli adam ve gazete satışları milyon adette. Sen Adana'da, Trabzon'da gazeten satılmıyor ya. Toplam gazete satışları en düşük yerler. Nasıl yapacak? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'i daha mı doğru tanımlamak? Eğitimli gerekiyor? Halkındır. Eğitimli, eğitim her şeyin başı eğitimdir. Fark etmez. İstediğin kadar dinler olabilirsin, başka bir şey olabilirsin, başka bir din. Eğitim olduğu zaman en azından doğruyu yanlışı ayırma şansın artıyor bak. Kesinlikle var demiyorum. Yanlış yaparım. Usolarak çok eğitimli yani. Adamlar gördüm ben. Profesör olmuş falan. Yani geçeceksin. Eğitimli adamın toplam bir şeye koyduğunuz zaman kefeye bir doğruyu seçme şansı yüksek oluyor. Ne diyor Hazreti Muhammed hadisi şerifinde? Herkes kendine layık olan insan tarafından yönetilir diyor. Yöneticiler tarafından yönetilir diyor. Niye? Çünkü halkın eğitimi yöneticiye yansıyor. Tabii orada da şöyle bir şey çıkmıyor mu ortaya sevgili hocam? Halkın geri kalmış olması, halkın cahil olmuş olması... Halkın kabahati değil. Suç değil. Onlar, kesinlikle yani, halkın kabahati değil. Sebep midir, bir sonuç mudur? Aslında hayır, bir sonuçtur. Sonuçtur. Değil mi? Yani o sonuca dönüp bakmak gerekiyor. Şimdi bu halkı bizim en ufak bir eleştirme hakkımız yoktur. Yani Urfa'da, Oxford vardı da İbrahim Tatlıses gitmedi mi? Yani bizim halkımız gitmedi mi? Ver halkımıza eğitimi, bak nasıl gidiyor. Bizim giden, Almanya'ya giden orta eğitimli bilmem ne kadar başarılı oldu. Nasıl Alman disiplinini kazandı? Bizim halka o verirsen, bizim halkın mayasında o vardır. Bakın halkı övdüğüm, halk şeyliği yaptığımı yapmıyorum. Türk halkı iyi eğittiğin zaman ona o disiplinlidir zaten. O vazifesini bilir. Bilir. Yeter ki biraz doğru sistemin içinde, doğru eğitim sistemin içinde olsun. Yani bu halk eğer böyle bir cumhuriyeti başarmışsa, böyle düzeni 80-90 yıl götürebilmişse, iyi, kötü, topa gitmiyor. Yani çünkü birden bunun rayına oturmasına mümkün değil. 300-400 yıllık bir hazmediş yok. Yok, öyle bir şey yok. Birden olmuş bir şey. Bunların olması da normaldir. Onun için halkı yine eleştirme. Hak yeni yeni bir takım şeyleri idrak ediyor, öğreniyor. Ve hala da belli bir kısım öğrenmemiştir. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi Güneydoğu dedik de bu Güneydoğu'nu şu anda düzeltmek çok zordur. Şimdi diyoruz ya bu PKK olayı nereden çıktı? Bu teori ya bunu aslında sistem ta Osmanlı'dan beri geliyor. Osmanlı bakmış ki Güneydoğu'da bu sistem yürümüyor.
Çünkü alamıyorsun. Aşiretin reisini alamıyorsun. Aşiretin 5000 tane silahlı adamı var. Oraya gelen parayı toplayan kolcuya bilmem neye silah çekiyorlar, dövüyorlar, öldürüyorlar, yolluyorlar. Öğretmenleri Cumhuriyet'in kurulduğu zaman oradaki insanları, kadınları eğitmiyorlar. Öğretmenleri sokmayı bırakın öldürdüler. Sokmuyorlar. Ne yapmış Yavuz Sultan Selim zamanında? 1514'te Mecidiyebük Savaşı'nda 15'te, 14'te hazırlıklarını yapıyor. Ondan sonra Mayıs ayında hazırlıklarını, orada bir Kürt şeyi var, ağası var, Mir Bey, yani Kürtçe Mir denir, Bey ağa. Orada diyor ki ben sana diyor Kürt aşiretlerine yardım ettireceğim diyor. Burada kimse sakın anlamasın biz Kürt'le böyle diyoruz falan. Bu tarihi gerçekleri anlatarak buraya nasıl geldiğimiz anlaşılsın. Yoksa biz hep beraberiz. Bizde ayrım yok. Diyor ki Yavuz Sultan Selim'e ben sana diyor Kürt aşiretler, şimdi bütün Türkmenler şeyin yanına gidince, Şah İsmail'in yanına gidince o da güzel şiirler söylüyor. Türkçe, Öztürkçe konuşuyor. Cüneydi'nin dedesi Cüneydi, Haydar babası falan. Hep Türkmen kabilelerini toplamışlar 70-80 yıldır etraflarına. Şimdi Osmanlı buradan çok tedirgin oluyor tabii. Oradan asker de toplayamıyor. Bir yeni şeylere kalıyor. Anadolu neredeyse iptal oluyor. Çünkü Şah İsmail'in oraya gidiyorlar. İdrisi Bitlisi diyor ki ben sana diyor Kürt aşiretlerini alacağım senin arkana diyor. Tamam mı? Alıyor. Hakikaten Kürt aşiretlerini çoğu çaldıranda şey diyor. Başta biraz kaybediliyor gibi ama topları götürüldüğü için çok büyük iş görüyor toplar orada. Yani kılıca kalkana top savaşamazsın. Taktik savaşı kazanılıyor. Şah İsmail'den ama toplardan kaybediliyor. Bir tek şey yapılıyor. Bu nokta çok önemli, bu anlatacağım nokta. Bitlisi Bitlisi diyor ki şöyle yapalım. Biz güneydeki aşiretlere, Kürt aşiretlerine serbestiyet, özellik verelim. Hani derler ya Kürdistan vilayeti var mı yok mu, Kürdistan vilayeti vardı yoktu, hep böyle bir kavram kargaşası vardır ya. Yavuz Sultan zamanından 1514'ten itibaren Kürt aşiretlerine özellik tanınıyor. Deniyor ki ağaya, sen bütün topraklar senin, bize yalnız götürü usulü vereceksin. Toprağının miktarı ve marabalarının sayısıyla bize götürü usulü vereceksin. Biz kimseyi tanımayız. Adamlar senin adamın, maraba onlar. Senin adamın, onlar vatandaş değil. Senin marabaların. Beni ilgilendirmez. Ta Yemen'e kadar bu sistemi uyguluyor. Çünkü alamıyor oralarda. Evet. Ne oluyor biliyor musunuz 1514'ten sonra? Bir tane Güneydoğu'da Kürt olayı olmuyor. Hiç kimsenin kılına zarar gelmiyor. Bakın bugüne kadar eğer ezildik bilmem ne dik derlerse tarihi gerçeklerle uyuşmaz bu. Fakat o feodal düzeni orada kemikleştikten sonra bunu Cumhuriyet de kıramıyor, kimse de kıramıyor. Bu sefer PKK olayının asıl esas sistemi oradan kaynaklanıyor. Çünkü orayı sen bir feodal bir ağanın eline bırakıyorsun. Ayrı bir cumhuriyet olmuş oluyor orası. Ne zaman ilk şey biliyor musunuz Güneydoğu'da? 1806 yılında. 1806 yılında Babanzadeler var. Meşhur Kürt beyleri. Babanzadeler. Onların bir kısmı da zaten Yahudi kökenlidir. Babanzadeler. Yalnız merkezden valiler, oraya mirler atanıyor. Yani Osmanlı tam serbest bırakıyor ama hani mirini de beyini de valini ben atayacağım diye. O babanzadeler çok kalabalık, yüksek şeydeki elit kısmı. Birbirlerine çekişmemezlik de var. Osmanlı oraya bir vali açtıyor. Onlardan yine babanzade, öbür babanzade isyan ediyor. Sene 1860. İlk isyan ettiği Osmanlı'ya karşı değil, Osmanlı'nın kötü davranışına karşı değil. Kendi iç çekişmemezliklerden. İlk defa isyanı orada Osmanlı bastırıyor onu. Bakın 300 yıl hiç kimsenin kılına dokunulmamış. Çünkü sistem işliyor. Anlıyor musunuz? Sistem işliyor. Ha ondan sonra da kemikleşmiş yapı kırılmadı. Feodal yapı çözülmedi. Bunu Cumhuriyet de çözemedi. Ve esas yapılması gereken ağanın, şeyhin, şihin gücü kırılmadı. Oradaki feodal yapı kırılamadı. Oraya eğitim de götürülemedi kolay kolay. Bu sefer ne oldu? Adam hala vatandaş değil, aidiyet duygusu olarak şeyhine bağlı oldu ve hala bağlı. Ve işte PKK'nın esas çıkışı bu sistemin yüzyıllardan beri orada uygulanmasıdır. Uygulanmasıdır ve eşitlikçi bir sistem yoktur. Orada
eğer PKK olayını önlemek istiyorsanız siz önce ağalığı kaldıracaksınız. Şehliği kaldıracaksınız. En önemlisi berdeli kaldıracaksınız. Berdel. Anlayan anlar berdeli. Erkek şövenizmini kaldıracaksınız. Oradaki insanlara insan gibi bir yaşam getireceksiniz. Kimse silah alıp dağa çıkmaz. Peki son dönemlerdeki gelişmelere baktığınız zaman bu yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor gibi görünüyor mu? Şimdi bunun yapılması gerekiyordu, yapılmadı. Bir açılım diye bir şey ortaya atıldı. Fakat açılımın A'sı vardı, C'si yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yani bir açılımın bir şey yoktu. Böyle bir yol haritası yoktu. Yani siz insanlara orada ben sana özgürlük vereceğim. Sen orada kazmayla kazacaksın. Hendek kazacaksın. Sana sesimi çıkartmayacağım. Tugay'ından çıkartmayacağım. Polisi karakolundan çıkartmayacağım. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz. Osmanlı'nın verdiği özelliği başka bir çeşidi bu. Yine Osmanlı kızdı mı kafasına biniyordu. Bir şey yaptığın zaman. Hemen yok. Sen adama ondan sonra orada göz göre göre hendekleyin. Bu açılımmış. Açılım böyle olmaz ya. Ondan sonra o hendekleri kapatmak için yüzlerce adam hayatını kaybetti orada. Ama bunun bir planını, projesini yaptığın zaman bunun 3 adım ilerisi, 5 adım gerisi olacak. Bunları böyle yapamazsınız. İsimden açılım olmaz. Topladığınız 4 tane artist, 2 tane şey lüks otellerde açılımı anlattı. Onlar kendi bilmiyor ki açılımı sana ne anlatacak. Adam bilmiyor ki. Ondan sonra iş bu hale geldi. Şimdi bitti mi? Açılım bitti mi? Bitti. Konuşan var mı? Yok. Açılım böyle olmaz. Açılım doğuya bir aş ekmek getirerek bir oradaki ama şimdi orada da getirmek zor. Çünkü iş siyasallaştı. Sen ne kadar getirirsen getir emin ol oradaki o şey etmez. İşlettirmiyor fabrikayı. Bir sürü adam oraya hep yarım kaldı. Yatırım yapıldı falan. Niye? Olay artık siyasallaştı. İş orada iş şeyden falan çıktı. Aştan işten de çıktı. Sen oraya iyi bir şey yapmaya çalışsan bile çünkü PKK'nın önünü kesiyorsun. Evet. Kaynaklarını kaybediyorsun. Ağını şehinde kaynaklarını kaybediyorsun. Kaybettiriyorsun. Orada güçlü kim? İşte PKK yandaşları ve Ağşeh. Adamı orada düzen getirilmesi ne demek? Hali hazırdaki feodal düzenin bozulması demek. Uyuşturucu ticaretin adamın zaten demek, kaçak sigara onların elinde. PKK'nın uyuşturucu onların elinde. Ömeşil Baybaşinler Lice'de. Adamlar tek başına imparator. Şimdi İngiltere'de örgütlendiler. Bir sürü aileler var zaten. Orada 4-5 tane aile var. Sen şimdi oraya düzen getirmen demek bu adamları önünü kesmen demektir. Bir düzen. Yani oraya benim devletim var beni koruyor ve ben artık vatandaşım. Düzenini getirdiğin zaman ortada ne PKK kalır, ne Ağa kalır, ne Şeyh kalır, ne Şeyh kalır. Millet bıkmış çünkü ya. Bıkmış. Herkes insan gibi yaşamak istiyor. Herkes niye batıya geliyor? Emin olun Kürt kardeşlerimiz batıda doğudan daha çok. Niye geliyor? Ya artık kaybolmak istiyor. Belli bir medeni bir yerde yaşamak istiyor. Ve bunun da herkesin hakkı var. Bakın niye geldi demiyorum. Yaşamak için geliyor. Çünkü orada sesini duyuramıyor. Bir yerde Şıh'ın beyin yıkaması, bir yerde Ağ'ın baskısı. Bir tarafta örgütün baskısı. Bir tarafta PKK'nın oraya yardım etsen PKK başına biniyor. Buraya bir şey olsa Ağ başına biniyor. Bu ne yapsın bu insanlar ya? Biz bu insanları Kürt'tür şunu diye aşağılamayacağız. Bu insanlar yaşam savaşı veriyor. Esasında bu insanları biz koruyup insan gibi yaşam şartları sağlarsak adam bizim olacak ya hepimizin olacak. Devletimizin içinde olacak. Ne dedik demin? Ya devlet hep bizimdir dedik. İşte onlar da diyecek devlet bizimdir diyecek. Biz onu dedirttiğimiz an olayı kurtarmışız demektir. Tabii sizin anlattığınız değerlendirmeleri yapan başka tarihçiler de var. İşte Kadir Mısırlıoğlu gibi falan. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya bana böyle provokatif sorular sormayın. Hayır şu açıdan söyleyin. Atatürk düşmanlığı üzerinde. Bana tarihçiden sorun. Bana hani inancıktan söyleyin. İlber Altaylı da diyebilirsiniz. Fakat ya ben yani normal yani şimdi mantık ölçüsünde bir şeyin tartışmasını yapalım. Mantığın dışındaki konuşmaların, fikirlerin tartışması olmaz. Yani Süleyman Demirel ne derdi şimdi? Abeste iştigal olunmaz derdi. Olunmaz. Boşa konuşmuş oluruz. Peki değerini biliyor muyuz sizce? Yani bu hafızayı taşıyor muyuz sizce Anadolu'da? Şimdi toplumun kolektif hafızası balık hafızası gibidir. Öyle mi? Tabii. Toplumdaki kolektif hafıza fazla güçlü değildir. Çünkü o günün şartlarına, ihtiyaçlarına göre değişir. Ya bu en güzel partilerin durumunda görülür. Bakın Adalet Partisi bir
bütün alırdı, ANAP geldi, yok oldu, sıfıra indi. Şimdi böyle bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde bir partiler şeyi vardır, mezarlığı vardır. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu yoktur mu? Örnek yoktur. Bu kadar çok. Yoktur. Bu kadar çabuk böyle İngilizce ona swing denir. Kayma, dönme, öbür tarafa kayma falan. Bizde inanılmazdır. Yani bizde bunun üzerine birkaç doktora çalışması yapılması gerekiyor. Emin olun çalışması yapılması belediye gerekiyor. Belediye başkanlarının şimdi görevden alınması vesaire. Yine bir hareketlenme var mı? Ya hareketlikte bereket vardır. Şimdi bir şeyler olsun. Yani böyle kimseye bu koltuklar kimseye şey değil. Bir hareketlenme, bir çalkalanma olsun. Yani hakikaten yani güzel Anadolu sözü ya. Ya o harekette bereket vardır. Olsun, kimsenin babasının malı değil koltuklar ya. Hiç kimsenin değil. Ha, orada bir sallanacak bir şey varsa sallansın ya. Yok. Ben hiç kimseye bir şey demiyorum. O partinin kendi iç politikasıdır. Çünkü biliyorsunuz bilmiyoruz. Ne olduğunu da tam biliyor muyuz? Siz mesela bir medya mensubu olarak tam biliyor musunuz işin içini? Bilmiyoruz. Tahmin ediyoruz. Tahmine göre de şimdi fikir yürütmek yine Süleyman Demirel'in dediği gibi abeste iştigaldir. Vardır. Sonra öğrenilir onlar yani. Yavaş yavaş çıkar. Peki şimdi hem biraz 1920'leri hem bugün atıfta bulunarak böyle bir harmanlayarak ilerlemek istiyorum ben çünkü. Oradaki hafızayı ya da bilgiyi bugüne taşıyalım diye söylüyorum. Suyumuzu içebilirsiniz sevgili hocam. Yeni bir dünya düzeninden programda konuşurken bahsetmiştiniz. NASA'da çalışan, üstelik de yapay zeka üzerinde çalışmalarda bulunan bir arkadaşınız. Eve akşam döndüğü zaman kendisinin haberi olmadan kendisini pizza yapan robottan. Hatta sinemaya gidiyorlar diye onu yalnız bırakıp evde içerleyen bir robottan falan. Geçenlerde bir seminerde Kozan Mercan'dı galiba. O da bu konularda çalışmaları yapıyor. Onu anlattım ben sizinle yaptığımız programdaki bu durumu. Evet dedi yani 30 yıl sonrasını bilemiyoruz dedi yani. Göremiyoruz dedi yani. Şimdi dedi pesimist de davranmak istemiyorum dedi ama böyle bir durum var dedi. O yüzden de burada daha fazla ileri gidilmemesi konusunda çünkü kendi kendilerine fikir üretmeye başlayıp yazılım kodlar, kaynak kodları oluşturmaya başlayınca durum değişti. Ne oldu peki? Yandı keten el o. Öyle mi? Tabii. Şimdi bakın. Çok net ve açık bu halkın anlayacağı bir dilde. Benim şeyim, bu kitabım da 2 ay sonra çıkıyor. İnsanlığın son 1000 yılı diye. Bu yapay zekaya yazdım. İnsanlık nereye gitti? Doğayı nasıl mahvediyorlar? Doğada insanları nasıl mahvediyor? İntikamını acı alıyor. Şimdi şunu diyorum, çok kısa ve özet. 2050 yılına kadar yapay zekalı robotlar insanlardan çok daha zeki, çok daha güçlü olacaklar. Peki insanlığa ne kaldı? Bakın bu söyleyeceğim çok önemli. Ne kaldığını da söyleyeceğim çok önemli. Bundan bir kitap yazılır. 2050 yılına kadar, bir daha tekrarlıyorum iyi anlaşılsın diye. Yap artık televizyona çıka çıka artık şey gibi olduk. Profesör ders anlatan hocaya bakın talebeler dinleyin. 2050 yılına kadar yapay zekalı robotlar insanlardan daha çok zeki, çok çok zeki, yüzlerce binlerce kadar zeki daha güçlü olacak. Peki insanlara ne kaldı? Hem ne kalıyor hem de nasıl ne, bununla ne başlayacak? Ne olacak, ne yapacağız, ne kaldı? Tek insanlara kalan insanların duygusal zekası kaldı. Ama işte biraz önce... Duygusal zekayı tam insanlar kadar sonsuz yükleyemiyorsun robota. O kadar yükleyemiyorsun. Şimdi bak karşılıklı konuşuyoruz, aramızda bir his var, duygu var, göz kontağı var. Döndürüyoruz. Mesela bir şey provokatif edip bir soru sorduğu zaman hemen ben çeviriyorum başka şeyle. Bu duygusal zeka rırırırt diye çalışır bu. Bunu robot yapamaz. Ama işte geçen programda anlatmıştınız ya Kozan Demircan'a da aynı şeyi sordum. O da ya sizinkine benzer bir değerlendirme yaptı. Birlikte eşinizle sinemaya gitmek üzereyken siz giderseniz ben evde yalnız kalırım diyerek o duygusal hissi ortaya koyan o yapay ama zeka. Ama ona verilen duygusalı koyuyor. Şimdi ona 10 tane ekliyorsa 10 taneyi koyuyor. Muhtemelen de öğrenilmiş bir şey yani. İnsanlar gözlemleyerek. Bizde öyle değil. Bizde sonsuz. Evet. Mesela robot size biraz zora düştüğü zaman bir soru sorduğunuz zaman Süleyman Demirel'den işte şey söyleyemez. Yollar yürümeyle aşılmaz diyemez. Ya da abeste iştigal. Abeste iştigal edilmez diyemez. Bu robota bunu yükleyemezsin. Bu milyarlarca bilgi vermen lazım. Robotun da kafayı bozarsın. Bütün kısa kontak yapar. İnsanın duygusal zekasının önüne hiçbir güç geçemez.
Tek elimizde kalan budur. Biz bugün artık duygusal zekamızı kullanacağız. Bizden zeki robotlar var, bilgisayar var, yapay zeka var, algoritma ile kullanıyor. Niye borsa? Yapay zeka öğreten robot. O da yapar ama öğretmen duygusal zekayı koyamaz oraya. Okuyarım biri, mekanik, vida, bilmem ne sıkıştırmış, teller var, bilmem ne var. Biz öyle değiliz. Biz artık onu aşmış durumdayız. Yani tam fena fillah mertebesine de erişemedik ama ikisinin arasında bir yerdeyiz, Araf'ta duruyoruz. Bizim duygusal zekamıza mümkün değil erişmeleri. Yok, öyle bir şey yok. Çünkü bu beyin, milyarlarca beyin hücresi, bağlantılar, insanın tecrübesini robota vermene imkanı yok. Başka bir sebebi olabilir mi peki bunun? İnsanı motomot nanoteknolojiyle tam olarak beynini transfer etmen lazım. İleride ihtimal organları, var. Gerçekten insanı birebir robota indirmek mümkün. Bakın, olacak değil mi, ihtimali var. Çünkü bu teknoloji bu hızla giderse ihtimali var. O zaman insanın sonunu getirir. İşte onun yasaklanması lazım. O insan, işte onun için Stephen Hawking falan korkuyor. Ya da Elon Musk var meşhur. Diyor ki aman gözünü seveyim ya bir yere kadar. Bir yerden sonra durup etmeye başlayalım. Kanunları bulalım diyor Stephen Hawking. Avrupa Birliği şu anda kanunu geliştirdi ama tam onlar da bilmiyor. Tam çerçevesini tam hazırlayamadılar. İçini tam dolduramadılar. Robotlara belli kısıtlamalar getiriyorlar şimdi. Onlar da başladılar korkmaya. Bunu getirmek zorundalar. Yoksa insanlığı kimse kurtaramaz. Ama ya Birleşik Arap Emirlikleri ya Suudi Arabistan yapay zeka bakanlığı kurdu vesaire. Biz ne yapıyoruz bu konuda? Türkiye olarak bu konuda... Bizde de bayağı iyi gelişmeler var aslında. Var. Bizde de iyi gelişmeler var. Bizde de iyi algoritmacılar var. Yapay zekalar ufak ufak yapılmaya başladı. Yani bizde de var. Fakat şöyle bir şey, devlet desteği lazım. Bir de bunun regülasyonu Türkiye'de kurulmadı da. Bir kurulması lazım. Kesinlikle devlet. İki tane şeye devlet desteği lazım. Biri tarıma. Korkunç bir devlet desteği lazım. Bir de bu tip çalışma. Çünkü bu teknoloji çok önemli. Yani biz teknolojinin gerisinde kalırsak, yani ülke belli bir yere kadar geldi, çok geç kalmış olacağız. Yani artık siyasi kısır çekişmelerden bir kurtulmamız lazım. Mesela ne yaptık şimdi? İşte bu şeyleri yapıyoruz. İnsansız uzay araçlarını falan artık yapmaya başladık tabii, yani. Değil mi? Tabii onlara daha başka teknolojik gelişmelerle falan. Yani artık bir o kadar da boş değil aslında. Ülkeyi de o kadar fazla acımasız eleştirmemek lazım. Var mı peki lazım. O bilgi? Bizde oluşmuş bir bilgi var mı? Aslında bu dünyada var. İnternetten dolayı var mı? Var. İnternetten. Dünyada var artık. Bunu saklayamıyorsun. Belli bilgileri saklayamıyorsun. Kodlamalar artık en kralı da şu anda Hindistan'da. Hindistan yapıyor. Ama bir diğer taraftan da biraz da ilgi duyduğum için biliyorum. Yazılım şirketlerinin tamamı Türkiye'de, genel kurmayı da Cumhurbaşkanlığının kendi organizasyon yapısında, Merkez Bankası'nda, hazinesinde de yazılım sistemleri yabancı kaynakları, yazılım i̇şte şirketlerinin... İşte o en büyük tehlike o. Bunu nasıl bizim milli yazılımımızı geliştirmemiz lazım. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda yapması gereken tek şey milli yazılımımızı geliştirmek. Bu milli yazılımımızı silahlara adapte etmek. Bunları yapamazsak çok tehlikeli. Mesela ben yine son kitapta yazdım, dedim ki bu adamlar başımıza binebilir. Amerika için konuşuyorum. NATO'yu da araya sokabilir. Çünkü bu adamların bir güvencesi var. Bu güvenceyi gözden kaçırmamak lazım. Çünkü bize bugüne kadar verdiği F-16'ların hiçbirine bizim yazılımını vermedi. İşte bir şahiye dolaşıyor. İşte biz çözdük. O çok zor onu çözmek. Yani o kodları çözemezsin. Kaynak kodları kendisinde çünkü. Yok, yapamazsın yani. Hani ne oldu? Koydun da ne oldu? Adam istediği zaman onlarla onu sana dost uçağı olarak görüyor. Amerikan uçağı, İngiltere uçağı ve İsrail uçağı. Çünkü üç yere veriyor yazılımını. Başka yere vermiyor. Kafana bindikleri an sen onu ateşleme şeyi tertipatı ateş almıyor. Tetik almıyor. Tetiğini çek istediğin kadar ateşlemiyor. Çünkü onu ama onun uçağı seni düşman uçağı olarak görüyor. Çünkü yazılımı onun elinde. Daha da ileri getirelim. Hatta bizim bize verilmiş olan silahları bizim üzerimize yöneltebilecek bir yazılımı da yükleyebiliyor. Bunun dışında şimdi tankta tüfekle artık ülkeler işgal edilmiyor dediğiniz ona gibi. Yazılım sistemleriyle yapılıyor. Peki şu anda Genelkurmay'ın silahlı kuvvetlerinin elinde kaç tane silah oldu, kaç tane tank oldu, kaç tane mermi oldu, kaç onlar asker oldu? Bütün bunların da hepsi yazılım sistemleriyle onların zaten elindeyken biz böyle bir savaşa... Şimdi zaten ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Amerika bizim yumuşak karnımızı biliyor. Şimdi biz bir hata daha yaptık. Hatayı da F-35'lerde yaptık. O F-35'ler dediler ki 2000 e,
2000'li yılların ortasında olması lazım. Yani dediler ki şimdi F-35 diye çok gelişmiş bir F-16'nın daha yüksek teknolojisini geliştiriyoruz. Sizi de ortak yapıyoruz. Biz de çok sevindik. Bizi ortak yapıyorlar ya. Beleş'ten Amerika'da seni ortak yapar mı? Yapar. 150 bin dolar aldılar bizden. Yapıyoruz dediler. İşte 6-7 sene sonra vereceğiz dediler. Hani 2008 oldu vermediler, 2009 oldu vermediler. Her sene vereceğiz diyorlar. Yok şurada teknik hata var buna. Siz biraz daha para verdiler. Herhalde tahminim bir 350 bin dolar daha aldılar bizden. Orada da ne uçak var ne kanadı var. Var bir şeyler yaptılar da bize uçak gelmiyor. 350 bin dolar mı 350 milyon dolar mı? Yok 350 milyon dolar aldılar. 350 bin dolar yanlış söyledim. 12 saat yoldan geldi de milyon binler hep karışıyor kafada. İyi yine konuşuyorum da yani kendimdeyim, şeyimdeyim. Şimdi yani o da gitti para. Uçak nerede? İşte vereceklerdi. 2010 dediler, 12 dediler. Hala hiçbir şey görünmüyor ortada. Fakat Beşli Gönül olması lazım. Bundan birkaç sene evvel Milli Savunma Bakanı dedi ki maalesef o kadar bastırdık. Yazılım kodlarını vermiyorlar dediler F-35'i. Ben ne yapayım o uçağı? F-16 aynı hatayı yapmışım zaten. Almamışım. Kardeşim niye o kadar parayı da uçağa görmeden veriyorsun? Bir de sana yazılım kodlarını, şifrelerini vermiyorlar. Ben o uçak benim için onların uçakları karşısında kuş lastiği. Kesinlikle. Sadece bu kadar şey de değil. Adam onu biliyor. Adam al. MiG'leri var şeyin. 22 bilmem ne 22 çıkardı. Aynı o F-35'in yakın muadili. Ruslar çok iyi askeri şeyde. Belki hani araba yapımında belli teknolojide iyi değil ama bayağı üst. Amerika'dan dünyanın sonra güçlü, ikinci geliyor. Hatta ben dünyada silah teknolojileri konusunda çok onların yüksek, çok daha üzerinde. Onlar sana ya ben size söyleyeyim kaça veriyorlar. Önce bir 100 milyon dolar dediler. Sonra bir herhalde ortaklara bir 70 milyon dolara indirdik falan dediler ama indirdin kadar indirdin ortada bir şey yok. 70 milyon dolar çok para. O paraları ver 30-40 milyon dolar Ruslardan alırsın. Hiç olmazsa Ruslar da bir Amerikan F-16'sı F-35 geldi mi kendini korusun. Ruslarla ta Kurtuluş Savaşı döneminde de yine stratejik ortaklıklar yapıldığını biliyoruz. Suriye niye koruyor kendini? Bugün de öyle. Elinde Rus uçakları var da onun için koruyor. F-16'lar olsaydı bittiydi şimdi. Bugün de yine Rusya ile iletişim halindeyiz. Öyle görünüyor. 1920'lerde de öyleydi yine. Ya Kurtuluş Savaşı'nı Rusya'dan gelen altınların biraz şeyinde kurtar. Silah geldi, altın geldi, büyük para geldi. Yani 1917 devriminden sonra biraz 1917 devrimi biraz Kurtuluş Savaşı'nı bizim daha başarılı olmamızın bir etkenlerinden biridir. Çünkü Rusya bize çok arka çıktı orada. Yani biz orada biraz da şanslıydık. Yalnız kalmadık. En azından belli bir güç bizi destekledi. Evet. Şeyle desteklemedi, askeriyeyle desteklemedi. Biz hep milli güçlerimize faydalandık ama yardım etti adamlar. Şimdi peki nasıl görüyorsunuz? Nasıl ilerleyecek? Yani ya, Rusya, İran, Türkiye, Suriye birlikte bir Avrasya hatta Astana görüşmeleri vesaire ortaklaşa bir hareket ediyor. Ve ilk defa bir refleks gösteriyor. Yani bunu da Cumhurbaşkanı'nın dediğiniz gibi kim olduğunun önemi yok. Ortaya koyduğu irade açısından bakmak gerekiyor. Burada ilk defa resmen çekildi. Hayır, biz Avrupa Birliği ve NATO konusunda bir ortak yol haritası izleyemeyebiliriz. İdlib aynı şekilde. Hatta Kuzey Irak'taki konuda da böyle bir refleks oluşturuldu. Sordum gerçi. Korkutuyor mu sizi dedim. Hayır, herkesin yüzü ortaya çıksın. En azından düşmanımızın bizi arkadan değil de önümüzden pozisyon aldığını görelim dediniz. Ne bekliyor peki birkaç sene içerisinde Türkiye'yi? Şimdi Türkiye yeni bir yola girdi. Amerika ile yeniden pozisyon alarak, Rusya, İran ve Çin'le daha ticari ilişkilerini daha dirsek temasında olarak hiç Amerika'nın tehditlerinden artık fazla ciddiye almayarak yeni bir yol haritası içine girdi. Bu yol haritasının gösterdiği yön Avrasya. Başka da bir yol yok. Zaten baktığınız zaman bütün etrafta iyi ilişkiler geçiren ve ticari paklar ve askeri paklar geliştiren ülkeler ileri gidiyorlar. Kanada, Amerika, Güney Amerika'nın bir kısmı, NAFTA, Avrupa Birliği. Biz neden İran'la
Suriye ile sınırımızdaki Türk ülkelerle bir Avrasya Paktı. Çünkü mesafeler kısa, karşılıklı iyi ilişkilerimiz oluştu. Bunlarla bizim Amerika'dan bir menfaatimiz yok. Benim tek bu kadar siyasetin içinde düşünüp yazmam, tarih konusunda çalışmalar yapmama rağmen bizim Amerika'dan bir şeyimiz yok. Amerika bize mal çok ihraç ediyor. Biz ona çok cüzi bir mal ihraç ediyoruz. Jandarmalarını yapıyoruz. Eğitim sistemimizin kodlarıyla oynamasına izin veriyoruz. Onları. Bizim Amerika ile işbirliği bir aramızda binlerce kilometrede mesafe var. Ya koyun masanın üzerine Amerika ile olan ilişkilerinizi. Kim bundan karlı çıkıyor? Kim zararlı çıkıyor? Her şey ortada. Eğer ben biliyorsam, siz biliyorsanız bunu politikacıların da bilmesi lazım. Kardeşim gerek yok. Ama demiyoruz ki Amerikalıyla düşman olun. Ya halkların düşmanı olmaz. Halklar kardeştir. Amerikalı olsun, Rus olsun, İran olsun. Ha, devlet nezdinde de hükümet yönetimindeki ilişkilerde karşılıklı çıkarlara kalır. Onun tabii da dostu olmaz. Evet. Kimin menfaati varsa ona göre davranırsın. Dış politika bu. Yani işte hani yurtta su, cihanda su anlayışı da aslında bunu tam tarifliyor ama artık dediğiniz gibi mızrak çuvala sığmıyor. Sığmıyor. Yani bakıyorsunuz işte 15 Temmuz operasyonunun baş aktörü, yani düşünsenize aynı şey bizim yaptığımızı, Amerika'ya böyle bir darbe girişiminde bulunan bir lideri bizim ülkemizi muhafaza ettiğimizi, hala da muhafaza etmeye devam ettiğimizi bir şey yok. 12 Eylül öncesinde o yükselen anlayışı, toplumsal muhalefeti, sendikalaşmayı, daha hakça ve özgürce yaşamaya çalışan insanları birbirlerine karşı karşıya getirip birbirlerini öldürtüp arkasından 12 Eylül gibi bir olağanüstü bir durumu yine 12 Eylül. Değil mi? Bütün 12 Eylül gibi. Bunları da yine hep arka planında bakıyorsunuz yine Amerika var. Daha bizim çocuklar başardı. Bizim çocuklar. Ama bizim çocuklar da o bizim çocuklarla da işbirliği yapmasalar da o yapamazlardı. Bizim onların adına çalışan da bizim çocuklar var. Dün de vardı, bugün de var. Yalnız Fethullah olayı değil bu. Gerçekleri görelim. Bugün de hala Amerika için çalışan bir sürü köşe yazarı var, adam var, politikacı var, profesör var, ajan var. Var oğlu var. Doğru. Hala var. Ya artık bunları Amerikan ajanını hiç siz gördünüz mü? Bir Amerikan ajanının tutuklandığını, CIA ajanını. 10 dakikada telefon gelir. Onu alırlar karakoldan. Onu tutuklayan da başa belaya girer. Böyle bir rezalet olur mu? Ha? Burası ne? Müstemleke ülkesi mi ya? Ya artık bir ayağa kalkma zamanı geldi. En iyi zaman da şimdidir. Kalktık. Cumhuriyeti madem konuşuyoruz. Cumhuriyeti kurduk. Kalktık ayağa. Ve ilk emperyalistlere karşı mücadele veren biziz. Verdi ama 1917 Çarlık'a karşı verdi. Emperyalistlere karşı vermedi Rusya 1917 devrimi. Biz emperyalizme karşı şey ettik. Şeyin dediği gibi İnönü'nün dediği gibi evet. Yedi düvele Kazım Karabekir İstanbul'da görüyor şeyi. Kazım Karabekir hatıralarında anlatır. Paşam diyor artık herkes gitti, bir yüksek rütbeli sen kaldın, herkes Ankara'ya gitti, artık seni de bekliyoruz, sen niye böyle çekimsel kalıyorsun, geride kalıyorsun? Diyor ki ya yedi düvele karşı savaşacağız mı diyor. Kazım Karabekir hatıralarında anlatır. Ne yapacaksın sen diyor. Biraz para var diyor. 900 lira biriktirdim. Balıkesir'de diyor tavuk çiftini alacağım. Yani şunu anlatmak istiyorum. Yani değil, İsmet İnönü'nü eleştirdim derdi. İsmet İnönü bile adam inanmıyor daha başında. Ya yedi düvele karşı nasıl kalacak? Ya Türkiye Cumhuriyeti, bakın bugün Cumhuriyeti, yarın öbür gün kutlayacağız. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yedi düvele karşı verilen savaşın sonudur. Ve ilk defa emperyalizme karşı dik durulmuşun sonucudur. Ve o cesaretin sonucudur ya. Biz artık oradan bugüne geldik. Şimdi ikinci kurtuluş savaşımız başlıyor. Ve başlaması lazım. Geç de kaldı. Artık bu yedi düvelin başındaki en büyük emperyalist güce karşı mücadele vereceğiz. Ha gidip kafalarına kurşun sıkmayacağız. Savaş yapmayacağız. Dik duracağız ya. Kendi menfaatlerimizi koruyacağız. Ama bu yeterli olacak mı? He? Ya vallahi yeterli olması. Tarım politikanızda orada teslim olmuşsanız. Kürtçede bir laf vardır ya. Herro ye merro. Yani olduğu kadar. Ama aklımızı kullanmayacak mıyız? Akıl kullanmadan hiçbir gıda şey olmaz. Gıda terörü kitabını siz yazdınız. Ekonomiyle ilgili değerlendirmeler yapıyorsunuz. Teknoloji üretme konusundaki zafiyetlerimizi ortaya koyuyorsunuz.
eğitim sistemimizdeki zafiyetleri ortaya koyuyorsunuz. Bunları halletmeden artık yabancı üretim yapan şirketlerinizin çok önemli bir kısmının hisse senetlerinin alınıp satıldığı mecralar kontrolünün ayrışımını bir daha yapmadan, borsanızı düzeltmeden, onlara Forex'i karşı... Forex'i düzeltmeden. Yani nasıl? Tam bir soygun yeri. Nasıl olacak? Ya onları değil mi? Böyle şimdi, ilerlemek gerekiyor. Öyle ilerlemek kesinlikle gerekir. A'dan Z'ye katılıyorum. Eğer onları teker teker anlatırsak 10 tane daha program yapmamız lazım. Halkın da aklını karıştırır şimdi. Yok, sadece yani ana başlıkları. Önce bir yerden başlamak lazım. Ben şimdi buradan başladım. Belli bir memnuniyetim var. Hani bir partiyi de aman bu partiyi de destekleyelim falan dedirtmekten. Çünkü partiler dışı bir adamım. Parti dışı konuşuyoruz zaten. Partiler dışı. Ama şurada bir güzel bir şeyler olmaya başladı. Güzel şeylerin arkasındayız. Tamam. Dediğiniz şeyleri zaten eleştiriyoruz. Zaten karşısındayız. Yani eğitim sistemi olsun, yanlış uygulamalar olsun, tarımdaki yanlış uygulamalar olsun, teknolojiye gerekli desteklerin verilmemesi olsun, borsadaki yeni bir iyi bir regülasyon getirip de o borsadaki soygunların göz göre göre olması, Forex denen bir sistemin ortada böyle insanları mağdur edecek şekilde onları oyuncuları korumayacak. Yani çok açıklıklar var finans sisteminde. Bu dediğiniz gibi aslında bir bütün. Eğitimden finansa, finanstan üretime, üretimden tarıma, teknolojiye kadar hepsi bir bütün. Yalnız posta koymayla da düzeltilmiyor bu iş. O işin bir kısmı. En azından irade kısmı. O iradeyi ortaya koyalım diyoruz. Yapıldı diyoruz. O iradeyi ortaya koyalım da bir ülkeyi bütünleştirelim. Sonra bir içerisinde beraberlik sağlayalım. Şu bölünmüşlüğü bir önleyelim ama irade gösterelim önce. En azından şu anda bir iradeyi görmeye başladık. Evet. Ondan sonra onu gösteren iradenin de yaptıktan sonra görecek zaten işin doğru olduğunu. Biz de diyelim ki ya bunu yaptın da biz hani destekliyoruz, alkışlıyoruz. Şunu da yapalım. Yani geçen programda söylediniz. Ben bütün eğitim camiasıyla paylaşıyorum bunu. Mutlaka ilk öğretimde çocuklarımıza dijital okuryazarlık, ekolojik okuryazarlık, finansal okuryazarlığı öğretelim, anlatalım. Çünkü şunun için şu sebeplerden dolayı önemli. Kulak kabartıyor insanlar. Dinliyorlar bunu, önemsiyorlar da. Bu bilgiyi toplumda yaygınlaştıralım, yöneticilerle paylaşalım, değil mi? Tartışalım, bunları önceleyelim gibi gibi. Kesin. İkinci olan şey de kesinlikle ülkede ayrılışçıya şeyler vermemek lazım. Ayrışım yapacak etnik konuşmalar yapmamak anlayış. Kesinlikle. Evet, şimdi bakın yani. Dikkat edin Kürtlük dedik ama aslında biz Kürtlüğün iyi olması gelirini o Güneydoğu bırakın niye Kürtlük orada yalnız Kürt mü yaşıyor? Hepsi yaşıyor orada. Zazası da var, Alevisi de var, Türkmeni de var, hepsi var. Gidin Adana'ya, Fethiye'ye hep Türkmen adamlardır, Yörüklerdir orada. Ama orası tam Güneydoğu'da. Yine Adana da öyle sayılır. Kahramanmaraş'ı gittim gördüm. Urfa'sı, Diyarbakır'ı falan. Ya bu ülkedeki insanların biz etnik kimliği bir şeydi. Orada Araplar da vardır, Arap uşakları da vardır. Var oğlu vardır. Ya o bölgenin halkı yani bütün olarak kalkınması gerekiyor. Hiç ayrışım yapmadan. Şimdi sen diyorsun yapmayacaksınız bunu. İşte Alevilik kaç yüzyıldır bu memlekette, bu ülkede baskı altında yaşamıştır. Kendi kimliklerini bile kolay kolay anlatamamışlardır. Ayrımcılık yapmayacaksınız. Eğer siz eşit şekilde hareket ediyorsanız mezheplere, şunlara, tarikatlara bilmem ne, Diyanet işlerinin içinde de onu resmi olarak tanıyacaksınız. Eğer tanımadığınız zaman bu ben sizi dinlemiyorum. Yani böyle bir şey yok. O işi biraz dediğiniz gibi zaten oraya doğru gidiyor. Yani orada da bir yüzleşme yaşanacak gerçekten öyle görünüyor. İnancın gerçekten nasıl bir şey olduğunu toplum. Fethullah Gülen örneğini zaten anlamaya ve yaşamaya başladı. Nasıl bir şey olması gerektiğini, nasıl bir şey olduğunu anlayacak. İnancın özel bir alan olduğunu. İşte şah damarından daha yakında olan bir yaratıcı tanımlamasıyla özel bir alana girdiğini anlayıp kategorize etmeden o alanları da serbest bırakması gerektiğini anlayacak. Öyle görünüyor. Bununla da yüzleşeceğiz yani. Bu söylediğiniz şey çok önemli. Buraları da geride bırakmamız gerekiyor dediğiniz gibi. Kes. Ya yani adam... Bugünün dünyasında artık yapay zekayı 4.0 endüstri
Ve biz nelerin peşindeyiz? Değil mi bunları? Biz mezhepçiliğin peşindeyiz. Evet. Ayırmayacaksın. Sünnilik evet. böyledir, Şafilik böyledir, bunların Malikilik böyledir. Bunların hükmü de yoktur zaten. Yani Alevi'liğin Sünnilik kalmamıştır. Hazreti Muhammed zamanında yani. Şafilik, Malikilik mi vardı? Hanefilik mi vardı ya? Evet. Zaten İmam Gazali yapmıştır. Hanefili, Şafili, Maliki bir çatı altında Sünni mezhep. Öyle bir şey de yoktur. Birbirlerine kurşun atarlardı. Yüzyıllarca Şafiler, Malikiler, Hanefiler birbirlerinin boğazlarını gırtlaklıyorlardı ya. İmam Gazali 1111'lerde, 1110'lardan sonra bunlar bir çatı altında toplanmıştır. Birçok şey de hala birbirinden gayet değişiktir. Siz niye böyle yaratıyorsunuz? Mezhep yaratıyorsunuz, bilmem ne yaratıyorsunuz. Ya böyle bir şey yoktu ki. Öyle olsaydı Kur'an-ı Kerim'de yazardı, hadislerde bile yoktur ya. Bu nedir? Benim tek dediğim, inandığım doğru, senin yanlış. O zaman bölünme oluyor. Şimdi bu bölünme oluyor tabii ama aslında belki de bunu yapanlar da bunun doğru olmadığını biliyorlar ama burayı kullanarak menfaat elde etmek, güç elde etmek kolay olduğu için yöntem olarak hocam. Ya tabii bunu yapıyorlar. İslam'ı da bölüyorsun. Sadece bu İslam coğrafyasında değil, Hristiyanlıkta, Yahudilikte, Musevilikte de bakıyorsunuz buna benzer aymazlıklar var. Var. Ve sonrasında da ortaya bir şey de çıkmıyor bir de. Çıkmaz. Ne yapıyor yani şimdi? Yani kanlar, gözyaşı, terör değil mi bütün dünyada? Emperyalizm ne yapıyor şimdi? Evet. İşte sen o mezhep ayrıcalıklarını kışkırtıyor. Kullanıyor. Onun içine bir de terör koyuyor. Evet. IŞİD'i de kendi yetiştirdi. Sonra ne yapıyor IŞİD'i? Sünnileri şu anda destekliyor. Evet. Şiileri kırdırttırıyor. Evet. Bakın Sünnileri destekliyor. Bütün Sünni tandanslı terör örgütlerini silahlandırıyor, eğitiyor, destekliyor, kullanıyor. İşi bitince de onları yok ediyor. El-Kaide gibi, IŞİD. Tabii işi bitince de onları yok ediyor çıkıyor. Ama Şiileri kıldırıyor. Şiileri Sünnilere kırdırıyor. Ya şu anda terör kaç kişi batıda adamı öldürmüş? Hep terör denilen şey Müslümanı Müslümana kırdırıyor. Biz tabii bu kadar bölünürsek, bu kadar birlik olmazsak gelir adamın biri bizi birbirimize kırdırır. Ha, biz buna uyanmamız. Onun için son kitabımı yazdım. Geri kalmışlık ve terör diye. Hepsini bununla anlattım. Bu terör örgütlerini kim besliyor, kim yapıyor? Arkalarına NATO'nun, altlarına NATO'nun, Toyota'nın jiplerini kim veriyor? Ne oluyor, nasıl veriliyor? Hangi parayla geliyor? Kim eğitiyor bunları? Bunları bilmek lazım. Kesinlikle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kabile devleti olmadığını da valla yine diyorum, eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin öyle bir niyeti olan varsa 3. Dünya Savaşı'nı tetikler. Bunun altında da kimse kalkamaz. Emin ol yine bundan en güçlü Türkiye kalkar. Çünkü o zaman Türkiye dostluğunu düşmanı net olarak görmüş olur. Arkasındaki dostluğunu da görmüş olur. Evet. Sevgili hocam, aslında uzun, daha uzun söyleşi yapmak isterim ama işte 12 saatlik bir yolculuk. Daha da kaybolma. Buraya gelince açıldım. Nereye kadar açıldınız mı? Yok yok. Şimdi biz böyleyiz de. Şimdi 12 saatte konuşamıyorsun, etmiyorsun. Yalnız yolu takip ediyorsun falan. Bizim esas görevimiz aktive olmamız bizim. Ya yazarken ya konuşurken. Konuşurken bütün beynimizin hücrelerine kadar ona konsantre oluyoruz. Bakın ne kağıda baktım, ne hazırlanma zamanım vardı, ne bir şey vardı. Konuştukça bütün yorgunluğum gitti. Harika. Ya yorgunluğum gitti. Hatta neşem de yerine gelmeye harika başladı. Harika. Çünkü orada en kötü şey insanın sessizlik, izolasyon ve toplumun dışında olması. Bir tek daha ukalalık yapayım. Bütün o psikolojik bunalımlar falan, özellikle Batı'da biliyorsun, bizde insanlar hala birbiriyle iyi ilişki kuruyor. İşte annesinin ninesini düşkünler evine yollamıyor. Hep bir arada yaşıyorlar. O bir sürü stresi önlüyor aslında. Yani toplumsal yaşamda bizde hala bu doğunun, bu geleneksel yaşamı çok güzel bir şey. Batı'da konuşmamak, yaşların izole edilmesi falan en büyük depresyon nedeni. Ve son kimya ilaç kitabında yazmıştım. Bilim adamları hiçbir ilaç vermiyorlar. İki gruba ayırıyorlar. Bir grup depresyondaki bir grup, böyle birbirlerini izole etmiş şekilde bırakıyorlar onu. Öbür grubu da devamlı sosyalleştiriyorlar. Emin olun sosyalleşmiş olan depresyona kısa zamanda iyi oluyorlar. Neşeleniyorlar, konuşuyorlar, kendilerine geliyorlar. Aslında tedavi yolu, işte biz konuşarak kendimizi terapi ediyoruz. Toplumla ilişki kurarak kendimizi terapi ediyoruz. Bu insanı canlandırıyor da. Eğer en kötü şey, bir şeyler biliyorsan onu aktarmadan topluma, öbür dünyaya gitmektir. Bence en büyük günahlardan bir tanesi budur. Hiç korkmayacaksın. Bildiğin doğru olduğuna inanıyorsan, halkın faydası olduğuna inanıyorsan, toplumun faydasına olduğuna inanıyorsan onu bırakacaksın, salacaksın. Onu toplum değerlendirsin, seni de toplum değerlendirsin. Yanlış olabilir. Herkesin dediği doğru değildir. Fakat muhakkak bilgimizi aktarmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bu başka bir şeyi hatırlattı bana. Vakti zamanında
insanı kamil olmak için, sırrı hakikate ulaşmak için yola çıkmış bir eren, en nihayetinde insanlardan uzaklaşmış ve bir inzivaya çekilmiş, dağın başında bir mağarada yaşamaya başlamış uzunca bir zaman. Artık öyle bir hale gelmiş ki, siz fena fillah diyorsunuz, işte sırrı hakikate... Onun uzak doğuda nirvana. Nirvana diyorlar. O noktaya kendisini taşımış artık. Kuşlarla konuşmaya başlamış. Balıklarla konuşmaya başlamış. Hayvanlarla konuşmaya başlamış. Böyle bir yaşam sürmüş ve dünyasını değiştirmiş. Yaradan'ın huzuruna çıkmış. Biraz daha teşekkürü bekliyor tabii bu performansından dolayı. Bir teşekkür falan göremeyince, yani acaba bir hata mı ettim diye sorgulamaya başlarken bir konuşma falan olmuyor tabii. Çünkü orada konuşmaya gereksinim yok. Olan biten her şeyi gören bir varlığın karşısındasınız. En nihayetinde Yaradan söylüyor ama, bu yaptığının bana bir faydası yoktu. Sen kimseye fayda sağladın mı bu şekilde olarak diyor. Yani orada oluşmuş bilgiyi, gerçek bilgiyi diyelim, çok olağanüstü bilgiyi öğrenmiş olmana rağmen bile kendinde muhafaza etmiş olmanın kimseye bir faydası olmadı. Önemli olan bu fayda, bilgiyi faydaya dönüştürecek şekilde toplumla paylaşmandı. Çünkü insanlığın varoluş sebebi, dünyaya geliş sebebi kendini ispat etmesidir. Kendini ispat etmesinin yolu da ancak insanlığa fayda sağlayarak olabilir demiş. Hazreti Muhammed öyle yapsaydı bugün Müslümanlık olur muydu? Mümkün değil. Olur muydu? Tebliğ yapmasaydı, kendi kendine dönseydi, kendi kendine tefekkür etseydi olmazdı. Ben onun için bugün diyorum mesela meşhur Ahmet Yesevi, 63 yaşında Çilehane'ye sokarlar. Hacı Bektaş Veli'yi Çilehane'ye, o da Çilehane'de var. Ya sonradan uydurulmadır onlar. Kesinlikle. Bunlar aksiyon adamıdır. Evet. Bunlar halk adamıdır. Evet. Halk adamı Çilehane'ye girmez. Evet. Halkla ilişkilidir, halkla beraberdir. Onlarla, onlardan beslenir, halk da onlardan beslenir. Çilehane'deki adamdan kimse beslenmez. Kendine bile faydası olmaz. Bravo. Onun için öyle kendini dindir, kitaptır, imandır, ben çekeceğim, ruhumu temizleyeceğim, kendini temizleyeceğim. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Sen bir şey temizlemek istiyorsan bilgini al, halka aktararak kendini temizle. Bravo. Böylelikle fayda sağlamış olasın. Bir yere gidemezsin başka türlü. Ne algoritma yapabilirsin, ne yapay zeka yapabilirsin, o çilehanede bir şey olmaz. Dediğiniz gibi güzel bir örnek, kendine de bir fayda olmaz, Allah'a da bir faydası olmaz. Evet. Allah da öyle bir şey istemiyor senden, evet, zaten. Evet. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de şurada burada derdi ya, bir çilehaneye girin de kendinizi aklayın, paklayın. Ya böyle sonradan Hint felsefesinin, uzak doğunun felsefesinin, pesimistik, pasif felsefesinin buraya doğru uzantısıdır ya. Tasavvufta çok vardır bu. Nereye getirmiş bugün bizi tarikatlar şimdi? Hiçbir yere götürmemiştir. Götüremezdi. Onun için işte 1920'ler işte yine Cumhuriyet'e atıfta bulunacak bir yaklaşım yaptık. Yani olağanüstü bir dönüşüm yaşamıştır aslında Anadolu. Hem bahsettiğiniz özelliğiyle emperyalizme karşı dünyada gerçek manada bir Fransız devrimi yaşanmıştır. Başka bir şeydir. Rus devrimi yaşanmıştır. Başka bir şeydir ama dediğiniz gibi Ulusal Kurtuluş Savaşı bambaşka pencereleri de beraberinde getirmiştir, açmıştır. Tekke ve zaviyelerin kapatılması, müritlik, dervişlik, şeyhlik, buna benzer kurumların, insanların bu saf inancını ortada kaldıracak arayışlara sebebiyet veren kanalları açtığını düşüncesiyle bunların faaliyetlerine son verilmesi hep o dönemde gerçekleşmiş. Gerçekten olağanüstü bir dönüşüm olmuş aslında. Bu hafızayı unutuyoruz belki biraz günümüz dünyasında ama hatırlamak gerekiyor dediğiniz gibi. O da bu yapılan şey çok aslında. Çok ama eleştiriler var hani oldu olmadı şöyle oldu böyle oldu. Bu yapılan bir şey özel bir şey değil. Bu yapılan bir şey evrensel bir şey. Evrensel bir şey bütün insanları ilgilendirir. Evet. Bütün insanların menfaatinedir. Yalnız Türk halkının menfaatine değildir. Bütün insanları da böyle pozitif evrensel bilgiler
pekiştirir, bir araya getirir, düşmanlıkları, ayrılıkları ortadan kaldırır. Ve ilerletir. Ve ilerletir, hep evet. beraber ilerletir. Evet. Yalnız Amerika'nın ilerlemesi, Türkiye'nin ilerlemesi yeterli değildir. Evet. Afrika'daki insanların da beraber ilerlemesi gerekirse dünya kurtulur. Yoksa biz kendi başımızda bizi kurtarmışız, Amerika kurtarmışız. Bu dünya ve insanlık için yeterli bir şey değildir. Evet. Onun için kapitalist sistem insani, humanist bir sistem değildir. Kapitalist sistem parası olan, güçlü olanı kurtaran bir sistemdir. Bugün kapitalist sistemin işlememesi ve dünyayı daha kötüye götürmesinin ilk sebebi çok belirgindir. Bunu görmesi lazım bütün herkes. Bir, fakirin borcu daha çok artar. İki, zenginin parası daha çok artar. İki tane artış vardır ama bir de negatif paralellik içindedir. Emin olun gittikçe fakirin ve ülkelerin borçları artıyor. Burada kazanan 2-3 kişi. 2-3 merkez ipi çeken perde arkasındaki kapitalist küresel güçler. Ya hem ülkelerin borcu artıyor, hem fakirin borcu daha çok artıyor. Birkaç kişi zenginin de parası daha çok artıyor. Ha, böyle bir sistem yürür mü ya? Hem yürümüyor, bir de sonuçlarına bakalım bir de dediğiniz gibi bunun. İşte 3 saniyede bir Afrika'da açlıktan ölen insanlar var. Bu insanların etnik kimliklerinin, kökenlerinin ne olduğunun, derilerinin, renginin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Hiç önemi yok. Meleklerin bile secde ettiği bir varlığın 3 saniyede bir açlıktan öldüğü bir sonuç yaratmış kapitalizm. Ya dünya şunu bilmesi lazım ya. Dünyada en kutsal varlık insan olarak alırsan merkeze zaten sorunu halletmişsin demektir. Evet. Bu sefer ayrılıkları, farklılık da şu dindenmiş, bu mezheptenmiş falan onları kaldırırsın ortakta. En büyük kutsal insan ve ona paralel olarak da doğadır. Evet. Doğadır. Eğer Tanrı'yı arıyorsanız Tanrı o doğanın içindedir. Size çünkü o doğayı Tanrı vermiştir. Yani insan da Tanrı'nın bir eseridir. O ikisine saygı gösterirseniz doğayla beraber Tanrı'ya daha çok yaklaşırsınız. Kesinlikle. Şimdi tabii günümüzün putunu işte kapitalizm para olarak tarifledi ama siz bir tarihçi olduğunuz için daha da geriye gittiğimizde ne görüyoruz? Firavunlar vardı bir vakti zamanında değil mi put olarak tapılan. Şimdi de parayı put olarak karşımıza çıkartıp ona biat ediyoruz. Aslında parayı dolardan bahsettiniz ama doların Amerika'da bile tartışılıyor yani artık o hüviyetini değiştirelim, ortadan kaldıralım, doların sonu geliyor, gelmesi gerekiyor vesaire. Gerçekten paranın ortadan kaldırıldığı bir ekonomik düzlem oluşturulabilir mi dünyada acaba? İşte kaldırıldığı zaman dünya batacak o zaman. Batar mı? Tabii. Bütün kontrolü onların eline geçecek. Ama paranın olmadığı bir uygar dönem yaşamadı mı? O ilk Trump yaptığın, barter yaptığın dönem var tabii. O kaçınılmaz olan dönem. Şimdi şey diyor, ona güldüm ben. Siz tarihçi olarak. Ya aslında ben kim olduğumu pek farkında değilim. Ben neyim? Tarihçi miyim? Ekonomist miyim? Ondan sonra din üzerine mi? Tarikatlar, mezhepler, efendim gıdalar, ilaçlar. Şu anda çözmüş vaziyetteyim. Hangisi daha ağır basıyor? Hangisi daha hafif basıyor? Onu artık ben de çıkamadım işin içine. Kitapları okuyan çıkarsın ama aslında benim böyle spesifik uzmanlık alanı olduğum bir meslek yok. Yani bir konu yok. Çünkü neden biliyor musunuz? Ya çok geniş aslında sistem, dünyayı anlamak için böyle 8-9 disiplini bilmek zorundasınız. Yani ilacı, kimyayı, doğayı, doğanın yapısını, oluşumunu, ekonomiyi, dini, felsefesini, antropolojiyi, bunların hepsini bilip toplayıp dünyayı daha iyi tanımak için bunu yapmanız lazım. Yoksa onun için de bir şeyin uzmanına gerek yok. Hepsini bir toparlayıp analizinizi öyle yapacaksınız. Onun için ben çeşitli konulara bakarak dünyayı anlamaya çalışıyorum. Yani benim uzmanlık alanım dünyayı anlamaya çalışmak. İnsanlığı ve dünyayı. Başka uzmanlık alanım yok. O da neredeyiz, ne kadarız bilmiyorum. Şimdi şeye gelelim para konusunda. Şimdi aslında Firavun ve put bugünün parasının putu. Ama işte bu çok güzel. Put burada zaten. Şimdi bunlar bu putu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Siz şimdi kağıt para, madeni parayı kullandığınız sürece sizi takip edemiyorlar. Bunu elektronik paraya çevirecekler. Yani madeni ve kağıt paranın dışına çıkacaklar ki parayı ortadan kaldırdığı zaman alışverişte sizi her şekilde takip edecekler. Çünkü elektronik olduğu zaman para sizin ne aldınız, ne yaptınız, sizin tercihleriniz nedir, zevkleriniz nedir falan. Şimdi öyle işte o zaman yandınız. Aslında ya da yandık. %90 öyle değil mi şu anda? Yani tam %90'a girmedi. Girmedi mi? %40 falan hala cash para dönüyor işin içinde.
Zaten Danimarka uygulamaya başladı. İsveç benzin istasyonları falan almamaya başladı falan. Kağıt para kabul etmiyorlar. Yavaş yavaş ona geçecekler. Amaç temelde bütün dünyadaki insanların ne aldığı, ne verdiği, hangi eğilimde olduğu ve kaça aldığı ve onları tek merkezden kontrol edecek. Kontrol edecekler çünkü yeni ürünleri onlara satabilecek bilgiye know-how'a sahip. Know-how'a sadece onu büyük paraya zaten Amerika satıyor. Kredi kartlarından alınan verilere göre ona big data deniyor. Big data şu anda paradan daha büyük değer dünyada. Tabii. Şimdi o big data hakkında da bir makale yazdım ya da hakkında yazmadım makale yok da. Şimdi o çipler var ya kredi kartların içinde. O çipi bize takacaklar. Çok yakında mecbur tutacaklar. Çipi takacaklar, önce masum nedenlerle takacaklar. Diyecekler evet. Ki şimdi biz yeni bir bunu başladılar. Başladılar da ben olmamış gibi senaryo yazıp anlatıyorum. Şimdi diyecekler ki, dediler de zaten. Bundan sonra bir çip geliştirdik. Şuraya takacağız kıldan ince. Sizin bundan sonra kalp krizi geliyor mu, şeker oranınız nedir, efendim pankreasın eşleştirme hepsini bize birkaç saat önceden haber vereceğiz, ömrünüzü uzatacağız. Ha, bunu takacağız. Aslında amaç o değil. Amaç seni A'dan Z'ye kontrol etmek. Hatta bu çiple sana baş ağrısı da verebilir. Seni psikopat da yapabilir saldığı frekanslarla. Çünkü kontrol onun elinde. Şimdi bunu Amerikalı askerlere denediler. Amerikalı askerlere çip takıp cesaretlerini arttırdılar. Adam gidiyor, silahın üzerine gidiyor, kurşun üzerine gidiyor. Seni robot gibi şu kıldan ince çip, sonra ne yapacaklar? Size banka hesabı açtırmayacaklar çipiniz yoksa. Çünkü aynı zamanda o çipinizde yalnız sağlık şeyleriniz değil, kimlikleriniz de orada olacak. Şöyle gideceksiniz bankaya, daha çok şuraya koyuyorlar. Tem uygun yer, buraya koymuyor çünkü çok damar geçiyor buradan, buraya koyuyorlar. Şöyle gideceksiniz. Geç yavrum diyecek şeyden, skanerden, şık diye geçeceksin, ekranda bütün bilgilerin şey. Ne diyeli sigorta sana bir şey sormayacak. Her şey orada. Parayı ortadan kaldırdıkları için sizin adınıza ne dünya vatandaşlığı parası adı altında. Çin bunu yapmaya başlamış galiba sevgili hocam. Çin'de bu yaklaşık 3-4 yıldan beri deneniyormuş bir grubun üzerinde. Para ihtiyacınız yok, para ihtiyacınızı devlet karşılıyor sizin. İhtiyaçlarınızı devlet karşılıyor ve bütün yönetimi de onlar sizin adınıza. İşte o zaman insanlık küresel güçlerin tamamen kontrol altına gelecek. Sana banka hesabı açtırmayacak. O çipten jet diye geçmezsen sigorta yaptırmayacak. O sigorta olmazsa morgayı çalıp ev alamayacaksın. Bankadan kredi alamayacaksın. Ve seni hastaneye almayacak. Diyecek ki ben bir senin çipine bakarak tık diye çok ucuz şekilde ekranda görüyorum. Ben sana kan tahlili yapacağım, onu yapacağım. Onlar kalkacak zaten belli bir süre sonra. Çipinden her şey ortaya çıkacak. E sen olacaksın robot. Robot. Senin şöyle artık bir kimliğin kalmıyor. Yani İngilizce emotion, intelligent, duygusal zekan da olsa zaten onu o çipler yiyecek, götürecek seni. Bir tarafta robotlar, bir tarafta çipler. Yani insanlığın bir haysiyeti falan kalmayacak. Yani bunun durdurulması lazım. Biz şimdi de uyarıyoruz da. Bizi kimse dinlemiyor da. Biz erken uyarı sistemi gibi çalışalım da. Görevimizi yapalım. Misyonumuz bu. Yani bizim uzmanlık alanımız yalnız tarih marih değil. Tarihi bilmeden geleceği bilemezsin. Ben geleceği bilmek için tarihi okuyorum. Ben bugünü daha iyi anlamak için tarihi okuyorum. Bugünkü yaptığımız hataları nasıl önleyebiliriz diye tarihe bakıyorum. Ama işin içinde antroloji var, dil var, gelenek var, davranış toplum var, hepsi var, toplum psikolojisi var. Teknoloji var değil mi? Bugünü ve geleceği daha iyi anlayayım. Ben bu bilgilere geçmişten sürüyerek geldiğim için bu bilgilere eriştim. Ve ben bu gelecekte eğer bir kontrol altına almazsa insanın durumunu hiç iyi görmüyorum. Belki umutsuz da fazla değilim. Muhakkak bir açık bir kapı bırakmak lazım. Var tabii hocam umut. Hı? Umutun ben olduğunu düşünüyorum. Umut olacak. Umutsuzluk olmaz. Umut olursak zaten o zaman her şey bitiyoruz. Ama şey de önemli. Dil, yabancı dil de önemli. Siz eğer mesela İngiltere'de bir hayat sürmemiş olsaydınız. İngilizce makaleleri dünyada şu anda olan biten her şey. Tabii internet zaten her şeyi çok yeterli kolaylaştırdı. Yeterli. Ama dil biliyor olma duygusu. İnternetki tercüme de yeterli değil. Makaleleri bilmek, okumak, anlamak. Bugün bizim 3 sene, 4 sene sonra tartışacağımız konuları bugünden görebiliyor ya da neler tartışılabilir. Şimdi çok güzel bir noktaya şey ettiniz. Şimdi tabii ben İngiltere'de 20 küsur sene kaldım. Bir de orada söylemesi ayıp, iyi bir okul vardır orada, Soaz diye. İngilizler 1. Dünya Savaşı'nda kurdular o okulu.
meşhur bir tarihçi vardır, Bernard Lewis, Bernard Lewis. O da orada dekanlık yaptı. Evet. Dünyanın bütün dilleri orada öğretilir. Ama diplomat yetiştirmek için. Ama orada esas öğretilen metodolojidir. Ben ikinci üniversiteyi orada bitirdiğim zaman, orada ben metodoloji öğrendim. Yani aslında orada diplomat yetiştirilir. Diplomatta bütün dünyanın nasıl öğrenileceğini, geleneklerinin nasıl bilineceğini, metodolojilerini gösterir. Çünkü hepsini bilemezsin bütün dünyada iki şeyi. Hangi kaynaklara gideceksin? Ben orada onları öğrendim. Ha, bir de kütüphane çok zengindir. British Library hemen yanındadır. Efendim, British Müzesi hemen yanındadır. Böyle zengin bir kaynakta bu metodolojiyi öğretilen okulda da okuduğum için şanslıyım. Şimdi bunu gördüğüm için oğluma dedim ki, oğlum dedim bak, o da orada da oldu. Ana dili onun İngilizce, Türkçesi zayıf. Şimdi dedim koçum, sen şöyle yapacağız sana. Bu sıra misyonu sana aktaracağım. O da zaten o kafadaydı. Sen şimdi gideceksin, bu Soğaz'a gideceksin. Soğaz'a gireceksin ama orada imtihan yok. Lise notlarına göre arıyorlar. Soğaz'a çok eliyor. Çok yüksek derecede elit talebeleri alıyor. Bunun biraz yetmedi. Yetmedi. Tabii biz bu işi Türk işi yaptık. Ben devreye girdim. Bölüm başkanını falan tanıyordum orada. Çünkü ben 50'den sonra oraya gidince bir mektup, bir şey falan, işte benim oğlan geliyor. Benim orada da kütüphanede de kitaplarım var. Dedim oğlum sen benim şeyden kitapları çıkart. Bunlara göster. Kayıt bölümüne. Bölüm başkanlarına göster. Bak Türkçem de ilerledi ve bütün dünyayı gezdim. Babam da bu konuda kitap yazıyor. Bölüm başkanı da beni severdi. Bölüm başkanı da devreye girmiş. Toplu yaptınız yani. Ya var ya, adamı son gün kabul ettiler. Son gün kabul ettiler. Şimdi dedim ki bak, seni yetiştireceğiz, şükredeceğiz. En büyük şansın ana dili İngilizceyi bilmen. 20 küsur sene orada kalman. 200 sene de burada kültürü öğrendi. Dili de biraz ilerletti. Onu iki tane şey aldırdım. Biri Türkçe, sonra Osmanlıca, zamanı yetiştirirse Farsça. Aynı zamanda Türk dili, edebiyatı ve politikası var. Aslında ağır gelecek ona o ama yapacak mecbur. Ben de yardımcı olacağım. Öbür bölümde İngiliz dil, edebiyatı, politikası. Zaten İngiliz politikası tek dünya başta politikası. Başına dünya politikası, evet. Emperyalist politika. Evet. Ve o okulda bunu öğreten en iyi okul. Şimdi dedik sen bize lazımsın. Bir ülkeye lazımsın. Senin gibi adamlar lazım bize. Hem İngilizcesi ana dili, hem dünyaya tanıtacak ülkeyi, hem de bilgi birikimi olan. İcabında Osmanlıcası da var. İyi Türkçesi var. Bir de ekstra Farsça son sene aldırabilirsem ya da üçüncü sene koyacağım oraya. Onu istersen alırsın demişler de şimdi biraz ağır gelir, kalkamaz altından diye. Biraz dur dedim, sen istediği sene alabilir. Baktım Türkçesi iyi oluyor, Farsça'ya sokacağım ama Osmanlıca alması. Şimdi böyle adamlara bizim ihtiyacımız var. Bu yazar olabilir, politikacı olabilir, edebiyatçı, danışman olabilir, edebiyatçı olabilir. Ama bu lisanları bilip hem Amerika'yı, Amerika'ya da gitti, Avustralya'da bir sene kaldı, bunları bilir de bir de söyleme sahip benim gibi babası arkasında bir de zengin bir kütüphanenin içinde olursa, İngilizcesi, Türkçesi bilmem neyse, ülkeye bir tane bir yetişmiş bir adam daha kazandırırız. Ne güzel olur. Yani kazandırırız, bu yol çok önemli. Bu düşünce, çünkü adamdaki düşünce evrensel düşünce. Onu evrensel olarak yetiştirdik. Şu düşman, bu düşman falan diye yetiştirmedik. Çünkü oraya takıldığın zaman çıkamıyorsun. Evet. Yani insan odaklılığa. İnsan odaklı olarak bakacağız. Yetiştirdik. İnsan odaklılığa bakacağız. Tabii bunun dışında yine araştırmacı, tarihçi İsmail Tokalak diyeceğim ama işte orada başka şeyler de giriyor. Bütün bu taşıdığınız özellikleri İçinizde barındırarak söyleyeyim, sorayım. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Kesinlikle. Biz. Kesinlikle. Peki dünyaya cevap olabilecek, cevap verebilecek bu aymazlığa, ayrımcılığa, teröre, şiddete, kana, öfkeye, nefrete son verecek çıkış evrensel noktası, bir düşünce. Evrensel düşünce. Bu bizde var. Bu bana onu anlatır mısınız? Bizde var. Yani, bize neden var? Anadolu'da var. Yunus Emre'de var. Ya. Kaygısız Aptal'da var. Onu merak ediyorum. Ecebek'te var bizde. Bizim öyle eleştirdiğimiz Aleviliğin ana teorisinde, ana fikrinde var. Yunus hoş der ki miskindir sevgi, adamız vicdan. Bizim. Kinimiz yoktur kimseye, kinimiz bizim. Ya bu ne demektir ya? Biz bu kadar eziyet gördük, bilmem ne olduk ama kinimiz yoktur. Anadolu'yu bugüne kadar getiren, yaşatan da bu toleranstır.
İsterseniz Mevlana'yı eleştirdiğim zaman da olmuştur. Onda da bir toleransı vardır. Alevilik toleransı vardır. Anadolu toleransı vardır. Anadolu Orta Asya'dan, Orta Asya'dan gelen Türkler Anadolu'daki gayrimüslimlerin hepsini kesip biçmemiştir. Kesip biçseydi Anadolu olmazdı. Onlarla bir ortak paydada birleşmişlerdir. Onlardan bilgi almışlardır, öğrenmişlerdir, kendilerini geliştirmişlerdir. Onlara da fazla karışmamışlardır. Anadolu'nun toleransı dünyaya örnek olacak evrensel bir düşünce yapısıdır. O zaman dönüp oraya bakılacak mı? Kesinlikle gelecekte. Bakılması lazım. Çünkü ben o diyecekler ki bu adamla ne kadar çok kitap yapıyor, uyduruyor. Son yazdığım Alevilik, Ahilik, Mevlevilik'in kökenleri. Orada dedim ki Alevilik örnek olması lazım. Alevi'nin inancının merkezinde insan vardır, sevgi vardır, doğa vardır. Alevi yaşlılar der ki çocuklara, evladım suya, ırmağa taş atmayın, onun da canı vardır. Bu kelime çok önemlidir aslında. Bakın bu demektir ki doğayı kirletmeyin. Doğaya zarar verecek bir şey yapmayın. Bu aslında evrensel inançtır. Eğer biz bunu dünyaya tanıtabilirsek, bu Alevilik falanla ilgili değil, bütün Sünni olsun, Alevi olsun hepsini bu inanç merkezinde birleştirebilirsek, evet, bütün işte o zaman evet. Anadolu halkı evrensel düşünce ve sevgi toleransını bütün dünyaya yansıtıp örnek olur. Hem örnek olur hem de bütün sorunların dermanı olur. Dermanı olur. Evet. Kesinlikle dermanı evet. olur. Güzel bir bence noktaladık. Yani bunlar var ama bir diğer taraftan da buna cevap olabilecek bir reçete de kendi içimizde barındırıyoruz. Burada bu toprakların mayasında bu var. Yoktur bizim mezhebimiz, bizim yolumuz vardır diyor. Evet. Nedir yol? İnsanlık yoludur, sevgi yoludur, evet. birleşme yoludur. Evet. Budur yol. Evet. Mezhep değil, sevgi ve insan. En büyük mezhep budur. Evet. Bu insanı birleştirir. Eyvallah. İhtilafı ümmetin rahmeti. Arapça, Türkçesi hadistir. İnsanların, toplumun farklı fikirlerinde hayır vardır. O kadar. Dediğim gibi yani aslında uzata konuşacağımız çok şey var. Ama yine de biz sizde daha buradan bir de Bafra'ya galiba. Oradan bir de Bafra'ya gideceğiz. Mutsuzluk yok. Pesimistik, mutsuzluk şey yok. Hep kötü şeyler de görsek bozmayacağız moralimizi. Acaba biz bunu nasıl iyileştirebiliriz? Nasıl bunun daha düşüneceğiz ya? Üzüldüğün, her gün şikayet ettiğin zaman gücünü kayboluyor, enerjini alıyor seni zaten. Alıyor. Bakın ben 12 saatlik yoldan hala enerjim var. Niye? Ben doğru şey yaptığıma inanıyorum. Evet, o beni mutlu ediyor. Kesinlikle. Ya, bir şeylik yok. Olabilir. Her ülkede vardır. Amerika'nın 330 milyon nüfusu var. 50 milyonu gıda karnesiyle yaşıyor. Vermedikleri zaman aç. Onların utancı da o, ayıbı da o. Yani. 5 milyon İsveç vatandaşı var. 600 bini açlık sınırında. İsveç. Yanlış anlamayın. Afrika demiyor. Bakın oranlara. 5 milyon 600 bin. 330 milyon. Milyon 50 milyon. Ya korkunç bir şeydir. Evet. Biz ne yapıyoruz? Ve valla biz Suriyelileri bile aç bırakmıyoruz. Yani. Evet. Ha? Evet. O bak işte yani, alın. Yani eğer yani. Dünyaya bir örnek olacaksak budur. Evet. Budur ya. Evet. Daha ne işte örneği var. Ne evet. diyeyim ya. Evet. Bu Osmanlı'da böyleydi. Türkler gelmiş buraya bir hoşgörüyü getirmiş. Kişi başı milli geliriniz 100 bin dolar olsa ne olur? Ya bizim ne olur? Yani bizim, dünya bakın, kurtulur ya. Evet, yani kişi başı yok. İşte Amerikalılar için söylüyorum bunu. Daha doğrusu Amerika'nın toplumu için değil, yöneticileri için söylüyorum. Kişi başı 100 bin dolar seviyesinde bir ekonomik performans elde etmiş olabilirsiniz. Ama kişi başı 10 bin dolar geliri olan bir ülke kapılarını kim ne söylerse söylesin değil mi insanları açmış. Oradaki yokluğun ya da yanlışlıktan kurtarmak için evinde misafir ediyor. Gerçek başarı nedir acaba? Gerçek performans, gerçek nedir? Gerçek başarı nedir? Gerçek başarı bu değil midir efendim? Budur. İnsanlığa saygıdır. Ya. Para bu hikaye. Ben yine diyeyim, bu benim deyimim, bir yerden almadım. Kapitalizmin tanrısı paradır. İbadeti de alışveriş merkezleridir. Emin olun. Yani bundan başka kapitalizm hiçbir şey başarı ölçüsü tanımaz. Şimdi vardır ya, adam söyler, paralı varsa adam başarılıdır. Yok öyle bir şey ya. Paralı varsa başarılı diye bir şey. Başarı ölçüsü para olmamalıdır ya. Olamaz zaten efendim. Çünkü parası vardır ama vicdanı yoktur. Ama izanı yoktur.
ama hoşgörüsü yoktur, ama sevgisi yoktur, içinde var etmemiştir. Ama dünyanın en kıymetli madenine ya da en kıymetli altınına sahiptir ya da en fazla parasına sahiptir. 2,5 metre toprak değil mi? Bir insanın en nihayetinde gidip de bedenini bıraktığı yer. Bedel bahsediyor. Ama dediğiniz gibi işte umut verici olanı konuştuk biz de. Ben zaman zaman burada iletişim fakültesinde derslere giriyorum. Öğrencilerle konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Eğer başarıyı sonuç almak olarak görüyorsak, ki öyledir, başarmak sonuç almaktır. Ama etkin hale getirebilmek için başarıyı bilgimiz olması gerekiyor, becerimizin olması gerekiyor, motivasyonumuzun olması gerekiyor. Bunların biz kendimize bir çıkarım yapmak açısından söylüyorum. Eksiklerimiz olabilir. Becerimizde eksik olabilir, bunu iyileştirmemiz gerekiyor. Bilgimizde eksiklikler olabilir, bunları iyileştirmemiz gerekiyor. Motivasyonumuzda o bahsettiğiniz iradeyi ortaya koymada eksikliğimiz olabilir. Ama bütün bunların hepsini bir araya getirip tamamlayabilirsek işte o zaman gerçekten etkin ve verimli bir başarıdan söz etmek mümkün olabilir. Biz de yolumuzu böyle bir mantığın içerisinde görmemiz gerekiyor. Akıl öyle bir şey zaten. Arkamızı alarak aklı bizi aydınlatmasını bekleyemeyiz. Akılın bir ışık gibi olduğunu düşünürsek eğer, ışığı önümüze alırsak ancak önümüzü görebiliriz. O yüzden aklımızı da önümüze alarak bu söylediğiniz değişkenleri de bu metodolojiyle kontrol etmeye çalışarak üstesinden gelebiliriz. Birçok şeyi de siz de zaten tariflediniz. Hocam çok teşekkür ediyorum. En son bir duyuruyla, yine o duyuruyla cumartesi günü neler yapıyorsunuz? Türkiye'de ilk defa böyle bir şey oluyor. Bunun duyurusunu da yapalım. Arkadaş, insanla izleyicilerimizi de davet edelim oraya. Cumhuriyet isterseniz. Bayramı kutlamalarına pazar günü değil, cumartesiden başlıyoruz. İki güne yaydık. İlk defa olarak. Ama bir de ona farklılık kılan bir şey daha yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İşte Hami Mandıralı gibi başka Osman Bey'de önemli futbolcular, varmış. Eski efsane futbolcular. Onları da Samsun'u, bu işin içine katıyoruz. Ve adamlar ta Trabzon'dan kalkıp gelip geliyorlar. Burada maç yapacaklar. Burada maç yapacaklar. Bu sevgiye, bu coşkuya ortak olacaklar. Ve şeye gelmiyorlar, Ankara'ya, İstanbul'a gelmiyorlar, Bafra'ya geliyorlar. Yani demediler hiç kimse, ya biz ne işimiz var Bafra'ya geliyoruz diye. Evet. Ve orada iki tane bir kasabanın, bir şehrin bir beraberliğini de sağlamış oluyoruz. Ama Cumhuriyet merkezde olarak, Cumhuriyet kutlamaları merkezde olarak. Böyle bir kaynaşma, bir yüzlerce kişi tekrar birbirini tanıyacak. Beraber olacak ve burada bir katkı sağlamış olacak. İşte Samsun'da oynamış arkadaşlar da gelecek. Ya hani vardı ya eskiden 19 Mayıs'ta spor olarak kutlanırdı. Biz bunun içine Cumhuriyet Bayramı'nda sporu ekledik. Ha tabii o sırada müzik var, başka şeyler var. Bu şimdi inşallah festival, festival havasında yapalım. Yani böyle klişe şiirler için değil. Yani atam unut, atam sen çok büyüsün. Ya arkasında bir mana olsun. Evet. Yani bunu bir kalbimizi koyalım ve bu bir gelenek olsun bundan sonra. Yani bu bir güne, bir saate değil de herkesin hoşlanabileceği şekilde, herkesi de içine alınacak şekilde, katabilecek yani şekilde. Klişe şiirler, konuşmalar değil de bu tipte hem eğlenerek, hem mutlu olarak, hem dostluk arkadaşlığı pekiştirerek bu işi kutlayalım diyoruz. Bu da yeni bir gelenektir. İnşallah devam eder. İnşallah hakikaten Türkiye'nin geneline de yayılır. Ve biz de buna önce olmuş oluruz. Yani biz de bundan memnun oluruz. Eyvallah. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Biraz daha ilerleyen zamanda da bu yeni çıkacak iki tane kitabınızı masaya yatırırız. Çıkmış olurlar galiba o zaman. Tamam, bir hafta sonra çıkıyor. Ondan sonra bir araya geliriz, otururuz, biraz da onların üzerinde konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Sağ olun. Ben size teşekkür ediyorum. Uzun bir yolculuk sonrası. Bir de biraz geç kaldığım için de özür diliyorum. Estağfurullah. Elde olmayan sebeplerden oldu. Estağfurullah. Yoksa bir söz verdim kesinlikle. Yani gece uyuyamam, gelirim, gelmem lazım. Ayağında sağlık. Muhakkak. Geldiniz zaten. Yani kesinlikle. Sağ olasınız. Sağ teşekkür ederim. Efendim, İsmail Tokalak araştırmacı, tarihçi, yazar. İşte ünvanlarını söylemek istiyorum ama gerek yok diyor sadece. Aktivist mi diyelim size? Ne diyelim hocam? Aktivist mi? Onu bilsem söyleyeceğim. Bilmiyorum. Peki. Onu bilmiyorum. Biz zaman zaman böyle İsmail Tokalak'la bir araya geleceğiz. Türkiye'ye ve Karadeniz'e geldiği zaman, Samsun'a geldiği zaman.
Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz. Bizim için önemliydi. Onu yeniden hatırlatmak istiyorum efendim. TürkSat platformu üzerinden Dijitürk 219. kanaldan bizi izleyebilirsiniz. D-Smart'ta zaten izliyordunuz. Teledünya'da zaten izliyorsunuz. TürkSat 4 ay dışında varız. Sosyal medya hesaplarınız üzerinden bize programlarımıza eleştirilerinizi, değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Yerine ulaştıracağımızdan emin olabilirsiniz. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz. Mutlu geceler diliyoruz. Hoşçakalın.